Değerli Başkanım Sayın Celal Akdemir, TÜRMOP Genel Sekreterimiz, aynı zamanda odamızın onursal başkanı Sayın Yahya Arıkan, değerli Sosyal Sigortalar ve Gelir İdaresi mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ve siz değerli üyelerimiz, bugün burada yine bir seminerin arifesinde, bu yoğunlukta bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben sizden ricam, aralardaki boşluklara lütfen bulabildiğiniz yerlere oturmadınız. Çünkü birazdan başlamak durumundayız. Hepinize öncelikle odamızın yönetim kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güncel bir konu, muhtasar sosyal sigortalar birleşmesi. 2000'li yılların başında başlayan bu süreç, kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planları kapsamında bizi bugünlere getirdi. Gündem çok yoğun ve hepimizin bildiği gibi güncel konular. Bizler de meslek mensubu olarak bu süreci çok canlı bir şekilde yaşıyoruz. Hepinize şimdiden kolaylık diliyorum. Umarım her şey yolunda gider, sistemlerde çok fazla sorunlar yaşanmaz ve biz buradan alnımızın akıyla yine her zaman olduğu gibi çıkarız. Ben konuşmalarını yapmak üzere odamızın başkanı Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. TÜRMOP'umuzun çok değerli genel sekreteri, SSK İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik, GİP Daire Başkanımız Sayın Hüseyin Azili, LUKA'mızın koordinatörü Sayın Cenk İçer, değerli kurul üyesi arkadaşlarım, oda eğitmenlerim, ilçe temsilcilerim, çok değerli meslektaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii olağanüstü bir kalabalık var. Bir taraftan rezervasyon yaptıranlar, bir taraftan doğal olarak rezervasyon yaptırmadan gelen arkadaşlarımız var. Kapıdan kimseyi geriye çeviremiyoruz. Ama benim özellikle oda kurul üyelerinden, ilçe temsilcilerinden, temsilci yardımcılarından ev sahibi sayılırlar. Ricam, yerlerini ayakta hiçbir kadın arkadaşımın kalmasını istemiyorum. Yerlerini lütfen onlara terk etsinler, bize yardımcı olsunlar. Bugün birbirimize yardımcı olacağız. Burası bir aile toplantısı. Bir kısmımız ayakta, bir kısmımız oturarak, bir kısmımız merdiven boşluklarını doldurarak bugünkü eğitimi hep birlikte tamamlayacağız. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda Elazığ ve Malatya'da bir deprem yaşadık. Hepimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yine son iki günde 8 tane şehit verdik. Şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle anıyorum. Ailelerine başsağlığı diyorum. Ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Evet, yoğun bir gündem var. Anlatmaya gerek yok. Gündemin ana konusu dijitalleşme ve teknoloji. Bunlar yansımaları. Dijitalleşme, teknoloji beraberinde birçok uygulama değişikliğini de getiriyor. Uygulama değişiklikleri, içinde bulunduğumuz koşullar, nedenler, çözemediğimiz sorunlardan dolayı bize ağır yükler getiriyor. Bunun farkındayız. Bu çalışmalarımız bu yükleri hafifletmek üzere gerçektir. Birçok konuda, bu konuda da birçok yerde söylüyorum. Programın sıkıntısı var, uygulamanın sıkıntısı var. Ama bizim esas sıkıntımız bu değil. Biz bu sıkıntıları aşarız. Biz bu zamanımızın, harcadığımız emeğin karşılığını alamıyoruz değerli arkadaşlar. Bir bedeli yok. Bir karşılığı yok. Belki düne kadar 10 dakikada verdiğimiz bir prim bildirgesini belki ilk uygulamada başlangıçta 3 saatte vereceğiz, 5 saatte vereceğiz, 2 saatte vereceğiz. Biz bundan gocunmuyoruz ama karşılığı yok.
Bir bedeli yok. İyi tarafından da bakıyoruz. Eğer kıymetini bilirsek bu işi bizden başka yapacak kimse de yok değerli arkadaşlar. Demek ki kendi aramızdaki sorunları aşıp emeğimizi ücrete yansıtıp haksız rekabet yapmadan emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Bu da bizim elimizde. Evet, yaklaşık 2 yıldır tartışıyoruz. Bu nişanlılık evliliğe dönüşsün mü, bu evlilik olsun mu olmasın mı? 2 yıldır şiddetle söylüyoruz. 2 farklı kurum diyoruz, 2 farklı uygulama diyoruz. Bu evlilik yanlıştır dedik. Bu bizim bakış açımızdı. Hep birlikte savunduk, ertelendi, ötelendi ama 1 Şubat'a geldik. Gördüğümüz bir gerçek var. Bu gerçeğe göre hepimiz hareket etmek zorundayız. Bir kanun yayınlanmış. Bu kanun 1 Şubat'ta yürürlüğe girdi. Kamuda bunun uygulanması konusunda özellikle maliye tarafı ısrarcı. Bundan geriye dönüş yok diyor. Şu anda uygulamaya giren, tüm aksaklıklara rağmen uygulamaya giren arkadaşlarımız var. Sıkıntı çıkacağımız da ortada, sıkıntı çıkacağı da ortada. Bugün konuşmacılarımızı da ilettik. TÜRMOP da bu konuda takip ediyor konuları. Belki ertelenecek, belki süre uzatılacak ama görünen o ki bu uygulama, ben de gerçekçi olmaya çalışıyorum, gönlümden geçmemesine rağmen bu uygulama kaldırılmayacak. O zaman demek ki bunu bizim fırsata çevirmemiz lazım. Buradan çıkarak artık bu konuyu tartışmanın anlamı yok. Buradan çıkarak başka konuları dile getirmemiz lazım. Bizim bu konuda, bu birleşmede en büyük sıkıntımız şu. Vergi tarafında, GİP tarafında bir vergi usul kanunu var değerli arkadaşlar. Pişmanlığı var, onu var, bunu var. Bir usul var ortada. Diğer tarafta bir usul yok. Cezalar ağır. Telafisi mümkün değil. Meslek mensubuna getirilen sorumluluklar var. Tek beyannamede 2 ayrı yöntem olmaz. Bir tarafta usul varsa diğer tarafta da usul olmalı. GİP tarafındaki usule benzer, SSK tarafında da usul kanunu çıkarılmalı. Usul yönünden tüm yaptırımlar, tüm cezalar, tüm düzeltmeler, pişmanlık dahil yeniden düzenlenmeli diye düşünüyoruz. Bizim artık bunları konuşmamız lazım. Bunların peşinde koşmamız lazım. Bu talepleri takip etmemiz lazım. Buna benzer çok. Sadece bir tanesinin daha örneğini vereyim. Biz bu külfete katlanırken taleplerimiz olacak. Şimdi yabancı işçi çalıştırmada, iş yeri açılışlarında işçi çalıştıracaksak, kurum bizden bilançomuzu ve kar zarar tablomuzu ya diyor yeminli mali müşavire diyor tasdik ettireceksiniz ya da vergi dairesinden tasdikli rapor alacaksınız. Birinin bunu bize anlatması lazım değerli arkadaşlar. Birinin bize bunu anlatması lazım. Bunu hazırlayan, yani bir mali müşavir, ben bir mali müşavir olarak mali tablo hazırlayacağım, götüreceğim, yeminlinin peşinde döneceğim, sana şu kadar para vereyim, bunu tasdik et diyeceğim. Böyle bir anlayış olmaz değerli arkadaşlar. Bize güvenmiyorlarsa bu tabloları maliye bizden almasın, SSK bizden kabul etmesin. Biz düzenliyorsak ilgili kurumlar bizim düzenlediğimiz tabloları kabul etmek zorundalar değerli arkadaşlar. Biz artık bunları konuşacağız. Bunları konuşmamız, tartışmamız lazım. Bu bizi hafife almaktır. Yani ülkenin konjonktüründen dolayı sabırlı davranıyorsak, her konuda çözüm odaklı çalışıyorsak, bu bizim bu mesleği, bu ülkeyi çok sevdiğimizden dolayıdır. Ama bizim yok sayılmamamız lazım. Bu sadece verdiğim örneklerden biri. Zaman almamak açısından diğer örneklere girmek istemiyorum. Şimdi yine bir araya gelmişken bizim bir aylardır bir 5.000 lirayı, 30.000 lirayı konuşuyoruz arkadaşlar. Bütün işimizi gücümüzü bıraktık. Birçok kesim 5.000 lira ertelensin, 30.000 lira ertelensin. Dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bize iş yükü getirdi mi? Getirdi. Mükelleflerimize yardımcı olduk mu?
olduk değil mi arkadaşlar? Hepimiz öğrettik bu işi. Bu işin artık geriye dönüşü yok. Ticaret esnaf odaları bize alınıyorlar. Bizim işlerimizle siz niye uğraşıyorsunuz diyorlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz siz. Diyorlar ki ya esnafın 5.000 lira fatura düzenlemesi bizim sorunumuz diyorlar. Üye bizim üyemiz diyorlar. Size ne oluyor diyorlar. Demiyorlar da öyle diyorlar. Bizim artık bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bizim için bu konu kapanmıştır. Ama yine bu tehditten yola çıkarak biz bunu fırsata çevirmemiz lazım. Gerek entegratör vasıtasıyla düzenlenen e-faturalar, gerek GİP portalından düzenlenen e-faturalarla ilgili kısa vadede BABS uygulaması kaldırılmalıdır değerli arkadaşlar. Bunun hiçbir mantığı yok. Bunun hiçbir mantığı yok. Yani kamunun, maliyenin elindeyse bu faturalar, bu faturaları bizden tekrar tekrar istemenin kısa vadede hiçbir anlamı yok. Alanınki de yukarıda, satanınki de yukarıda. Biz üyelerimize, arkadaşlarımıza, esnafa da niye bunları BABS'de gösterdiğimizi anlatamıyoruz değerli arkadaşlar. Bu zahmeti, bu çileyi niye çekiyoruz biz? Uzun vadede ise biz artık gerçekçi olmalıyız. Dünyada kağıtlar kalktı. Uzun vadede ise 5.000 liralar sıfıra inmeli. BABS tamamen kaldırılmalıdır değerli arkadaşlar. Tamamen kaldırılmalıdır. Bizim artık bakış açımızı değiştirip sizlerden ricam, esnafın, ticaretle uğraşanların sorunları yerine kendi sorunlarımızla uğraşmamız lazım. Arkadaşlara ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Mükellefin, ticaret erbabının neden vergilerini, SSK'larını devlet bankalarına yatırmak zorunda oldukları bizim sorunumuz değil değerli arkadaşlar. Bizim sorunumuz değil. Ortada bir sorun varsa öncelikle esnafın sorunu, sonra esnaf odalarının, ticaret odalarının sorunu. Bu konuda bizim eğer müşterilerimize kolaylık sağlayacaksa onların yanında olmamız gerekiyorsa oluruz değerli arkadaşlar. Ama bize öyle talepler geliyor ki sorun sanki bizim sorunumuz gibi. Dilimin döndüğünce altını çiziyorum. Bizim artık kendi sorunlarımızla uğraşmanın zamanı geldi geçiyor değerli arkadaşlar. Sizlerden ricam artık bundan sonraki süreçte sürece böyle bakalım, böyle değerlendirelim. Çok zamanınızı almayacağım. Bu eğitimlerimizden bir tanesi. Yine bu eğitimden bittikten sonra da ilçelerimizde bu konuyla ilgili eğitimlerimiz devam edecek. Sadece bu hafta sonu 7-8 ilçemizde bu konuyla ilgili eğitimlerimiz var. Diğer taraftan bilgi olarak söylüyorum, uzlaştırıcılık eğitimleri kapandı. Adalet Bakanlığı noktayı koydu. Artık 1-2 yıl daha uzlaştırıcılık eğitimi açılacağını sanmıyoruz aldığımız bilgide. Bu konuda bilginiz olsun. Bilirkişilik eğitimlerimiz devam ediyor. TÜRMOB'la birlikte TÜRMOB sağ olsun İstanbul'a yetki aldı. Bugün yarın Konkordato komiserliği eğitimlerine çıkacağız birlikte. Bunları İstanbul'da başlatıyoruz. KGK eğitimlerimiz devam ediyor. Onun dışında da yine talep eden ilçelerimizde uzmanlık eğitimlerimiz her zaman var. Son olarak çok konuşuluyor, çok ediliyor. Bu kürsülerden de söyledim, başka yerde de söyleyeceğim. Aidatlara kısaca değinip konuşmamı tamamlayacağım. Kirli bir sosyal medya var. Ben yoksa daha önce de söyledim. Meslek mensuplarının aidat konusundaki tepkilerini saygıyla karşılıyorum. Onların farklı görüşleri olacak. Bizim de bilgilendirmemiz olacak. Ama bu odayı yönetmeye talip olanların söylemlerini ve eylemlerini anlamakta zorlanıyorum değerli arkadaşlar. Söylemlerini ve eylemlerini anlamakta zorlanıyorum. Bir kez daha söylüyorum. 44 bin üyemizin 27 bini bağımlı. 27 bin üyemizin 480 lira olan aidatını 460 liraya düşürdük. Gelirlerimiz azaldı. Sadece bizim mesleğimiz bürocularından ibaret değil. 460 liraya düşürdük. 27 binin içinde de 4 bin tane mesleği icra etmeyen kamuda çalışan var. Onlardan da 345 lira alıyoruz sadece. Arttı denilen aidatların %70'i bu değerli arkadaşlar. Bilmeniz açısından söylüyorum.
Anlamayanlar için de Türkçe söylüyorum bunu. Anlamayanlar için de Türkçe söylüyorum bunu. Yani başka Türkçe var mı bilmiyorum. Odanın üyelerinin %70'inin aidatını 480'den 460'a düşürmüşsünüz. Başka nasıl söylenir bilmiyorum. Geliyorum öbür tarafa. Mesleğe yeni giren gençlerimiz var. Bunlar için de ilk 3 yıl kanunun müsaade ettiği en minimum noktayı aldık. 460 lira. Bu yıl için, gelecek sene belki 480 olacak. Daha alta yasa kanun gereği inemiyorsunuz değerli arkadaş. Mesleğe başlayan, müşterisi olmayan genç arkadaşlarımız için. Geriye kıdemi fazla olan, bu işi yürüten arkadaşlarımız var. Onlarda da tablo şu değerli arkadaşlar. Ortalamasını hesap ettik. Nispi aidat varken her bürocu arkadaşımız ortalama 1200-1300 lira aidat ödemişler. Nispi aidatta. Çok kazananları geçiyorum. Bu aidat indirimi, yeniden düzenleme en çok onların işine yaradı. Biz 1 milyon, 2 milyon kazanan dört büyüklerde çalışanlardan 20-30 bin lira aidat alırken şimdi nasıl bir adaletse onlar da 690 lira ödeyecek. Sizler de büroci arkadaşlarım da 690 lira ödeyecek. Bazen her yargı kararı doğruyu yansıtmıyor. Ortalama 1200-1300 lira olan arkadaşlarımızın aidatlarını da kassayı doğrultusunda 690 liraya indirdik. Evet, 480'di, 690 lira yaptık. %40 mı? %40. Ama geçen seneki ödedikleri aidatlar ortada. Yaklaşık İstanbul odası farklı bir oda. 30 milyon liralık bütçemiz indi 22 bin liraya. Tüm bu fahiş dedikleri zamlara rağmen bütçemiz 30'dan 35'e falan çıkmadı değerli arkadaşlar. Aksine bütçemiz düştü. Burada altısı çizilmesi gereken benim ağrıma giden konu şu değerli arkadaşlar. Bu mesleği seven, bu meslektaşı seven hiç kimse bizim odamızı bu yönüyle diğer odalarla kıyaslayamaz değerli arkadaşlar. Bu mesleğe haksızlıktır. Bu meslektaşa haksızlıktır. Diğer odalara işlevleri gereği, barodur, tabipler odasıdır, hepsine sonsuz saygı duyuyorum. İşlevleri, bu ülke için önemleri ortada. Ama biz farklı meslek gruplarıyız. Şu salona bakın. Bu anlamda siz eğitimde ve benzeri konularda baronun B'sini duydunuz mu değerli arkadaşlar? Öyle bir görevleri de yok zaten. Tabipleri duydunuz mu hiç? Siz hiçbir akademik meslek odasının İstanbul'un 20 ilçesinde eğitim birimini duydunuz mu? Bizim odamız farklı. Onların 500 lira aidatı olduğu yerde bizim 690 lira aidatımız çoksa, ben bunu vicdanen kabul etmiyorum diyen varsa ben onun aidatını geri öderim değerli arkadaşlar. Hiç merak etmesin. Vicdanen eğer rahatsız oluyorsa ben o aidatı oda başkanı olarak geriye öderim. Onun için sizleri tenzih ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu kirli kampanyalara asla kulak vermeyin. Her şeye rağmen biz mesleğimize de, meslektaşımıza da, odamıza da, üst birliğimize de, ülkemize de, cumhuriyete de, demokrasiye de 30 yıldır sahip çıktık. Bundan sonra sahip çıkmaya devam edeceğiz diyorum. İyi bir eğitim olması dileğiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli oda başkanımıza bilgilendirmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere kurucu onursal başkanımız, aynı zamanda TÜRMOB Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli konuklar, değerli oda başkanım, odamızın değerli kurul üyeleri, değerli temsilciler, sevgili eğitmenler, İstanbul Odası'nın saygıdeğer üyeleri, sizleri şahsım ve TÜRMOB adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Öncelikle
Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu başta olmak üzere TÜRMOP kurullarının sevgilerini, saygılarını iletiyorum. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Oda Başkanımızla birlikte Genel Başkanımız da Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesini ziyaret ettik. Bizi mutlu eden tabii tek bir kaybımız bile son derece önemli. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz. Ama İstanbul'un bir özelliği, Marmara depremini yaşamış olan bizler karşılaştığımız zaman Allah daha beterini vermesin diyoruz. Büyük acıların olmaması en azından bizim açımızdan olumlu. Ama depremi yaşıyoruz, ertesi gün unutuyoruz. Aslında Türkiye bir deprem bölgesi ve acılar yaşanmadan tedbirler alınması gerektiği olunca altını çiziyoruz. Bizi mutlu eden bir diğer nokta, bölge ziyaretini yaptığım zaman hiçbir meslek örgütü olmayan dayanışmayı doğuda yaşadık. Doğuda Van'dan Diyarbakır'a kadar tüm bölge odaları birlikte ilgili bilimleri ziyaret ettik. Ve acı günde de, iyi günde de her zaman meslektaşlarımızın yanında olacağımızın altını çizmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kürsülerden çok sizlere hitap ettim. Bir konunun özüne inmeden önce fotoğrafın genelini herkesin görmesi lazım. Nedir bu konu? Hem ülkemizde hem dünyamızda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Bu değişim ve dönüşümü en çok yaşayan da diğer mesleklere göre karşılaştığın zaman muhasebe mesleğe geliyor. Hep söylerim, gittiğim yerlerde de fasit nedir bilen var mı diye sorarım. Kalamoza nedir diye sorarım. Tabii mesleğe yeni giren arkadaşlarım birçoğu bunu ne olduğunu bilmeleri mümkün değil. Ama bir kuşak, bizim kuşak elle defter tutmadan bugün işte dijital bir sürecin son noktasına doğru adım adım yol alıyoruz. Şu soruyu sormamız lazım. Bu değişimi durdurma şansımız var mı değerli arkadaşlar? Yani oturup muhasebe camiası olarak biz bu değişim ve dönüşüm içerisinde olmayacağız diyecek bir ne gücümüz var ne de böyle bir çağrıda bulunduğunuz zaman sizi kimse ciddiye almaz. Bu süreç sancılı geçiyor değerli arkadaşlar. Başta odalarımız ve TÜRMOP bu değişim sürecini nasıl en iyi şekilde atlatabiliriz? Bu konuda ciddi emekler veriyoruz. Şimdi biliyorsunuz Ekim ayında yeni bir yönetim kurumumuz oluştu. Burada temel amacımız türbünü oynamak değil, siyaset yapmak değil. Görevimiz sizlerden ve odalardan gelen sorunları en hızlı şekilde kamuya aktarmaktır. Ben özellikle burada SGK daire başkanımız var, YİB'in değerli temsilcisi var. Öncelikle bugün aldığımız güzel bir haber, Sayın Bekir Bayraktar 7 dersi başkanlığını vekaletten bakıyordu, asaleten atandı. Yine VDK Başkanı Suat Sarıgül de asaleten atanmış durumda. Onlara başarılar diliyoruz TÜRMOP olarak ve her zaman bizim yanımızda oldukları için de onlara teşekkür bir borç biliyoruz. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, çalışma tarzımızı az çok biliyorsunuz. İnanın TÜRMOP'ta deyim yerindeyse 24 saat ayaktayız. Bir başkanlar kurulu WhatsApp grubumuz var. Oda başkanları ilinde yaşadığı her sorunu, vergi idaresinde sevgili her türlü sorunu bizi anında aktarıyorlar. Ve biz de anında aktarıyoruz. İşte en son İbrahim Üstad burada mücbir sebeple ilgili SGK ayağı yoktu. Hemen aktardı kendilerine anında. Hatta ön bir açıklama yaptık. Ya bu konuda açıklama yapmanız doğru değil diye eleştiri aldık. Akşam saat 17 sıralarında da resmi açıklamaları yaptılar. Şimdi biz bu dönem değerli arkadaşlar öncelikli olarak paydaşlarımızı ziyaret ettik. Bakın Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, 7 Dersi Başkanlığı,
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Kamu Gözetim Kurumu, SGK, TESK ve en son TOP'la görüştük. Bu dönem meslekli sorunlarımızla ilgili çalıştaylarla yol almak istiyoruz. Ayın 19'unda yine SGK yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ankara'da bir çalıştay yapıp yaşadığımız sorunları daha az da nasıl indirebiliriz ile ilgili bir ortak akıl toplantısı yapacağız. Ve bu diğer kurumlarla da aynı çalışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, TÜRMOB 5 alanda çalışmalarını sürdürmekte. Birincisi elektronik dönüşüm ve uygulamalar, mevzuat yönetimi ve geliştirme, mesleğin yeni misyonu ve dönüşüm, meslek mensubunun iş hayatını düzenleme, kurumsal itibarı yükseltme. Çok fazla vaktinizi almadan birkaç satırla bunların ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elektronik dönüşüm uygulamalar konusunda gündemimizde bir ARGE birimi ve e-dönüşüm enstitüsü var değerli arkadaşlar. Bizim görevimiz ağlamak sızlamak değil, meslek mensuplarını bu süreci en iyi şekilde hazırlamak TÜRMOB'un asli görevlerinin başında geliyor. Birçok entegrasyon çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi geçen dönem engellenen GİP yetkileri burada Gelir Arası Başkanlığı'yla yani 3 nolu aracık sözleşmesi ile TÜRMOB'un e-birlik arasında bir entegrasyon konusu mutlaka kurulacak. Detayına girmek istemiyorum. Özellikle haksız rekabet konusunda çok önemli adımların atılacağı bir uygulama olacak. Yine işlerimizi kolaylaştırmak anlamında bir top entegrasyon çalışmalarımız sürüyor. Özellikle şirket kuruluşlarının e-birlik üzerinden alınması konusu. Yine bir başka entegrasyon noterler birliğiyle çalışmalarımız devam ediyor. Burada da mesleki şirketleriyle şahıs firmalarının sicil bilgilerinin e-birlik üzerinden alınması hedefleniyor. İkinci konu mevzuat yönetim ve geliştirme konusunda TÜRMOB'un artık geçen dönem yine ötelenen meslek mevzuatı mali mükemmeliyet merkezi kurma zamanı geldiğini biliyoruz. Bakın Türkiye'de vergi yasaları konuşuluyor. Biz o vergi yasının arkasından geliyoruz. Aslında TÜRMOB demeli ki gelir vergisi kanunu böyle uygulanmalıdır. Gelen tasarıların arkasından giden değil, ona yön veren bir TÜRMOB olmak zorunda. Yine bu konuda İstanbul'dan başlayan geleneğimiz, en önemli özelliğimiz bilginin paylaşmasında web sitemiz 24 saat üyelerimizin emrinde. Detayına yine girmek istemiyorum. Ama sadece 3 yıl önce yaklaşık 1000 lira ödenen yargı kararıyla ilgili Lexpare ile ilgili hizmetlerimizi ücretsiz e-birlik üzerinden sizlere sunulduğunu da bir kez hatırlatmak istedim. Yine bir diğer konu gururla ifade edeyim. İzliyorsunuzdur. Gece saat 1'de TÜRMOB'un kadroları mevzuatta bir değişik olduğu zaman mevzuat sürüklerini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, üçüncü konu, bu bölüm son derece önemli. Mesleğin yeni misyonu ve dönüşümünde 4 tane temel konu var değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi hizmet kalitesi meslek kararı. 3 yıldır emek verdik. 3 yıldır emek verdik. Tüm altyapıları hazır ve en büyük şikayetimiz de buradan geliyor. Yani müşteri bizim ne iş yaptığımızı görmüyor. Öyle mi arkadaşlar? İşte meslek mensubunun kaliteli hizmet üretip üretmediğini takip edecek bir sistem. İkincisi yeni iş alanında dünyada mali müşavirin yeni misyonu stratejik iş liderliği konusunda değerli arkadaşlar. Bunun ne olduğunu zamanı almamak açısından başka bir toplantıda geniş bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Yine başkan ifade etti. Hak ettiğimiz ücreti alamıyoruz. Kusura bakmayın. Maliye Bakanı'nın yayınladığı o tarife olduğu sürece biz asla hak ettiğimiz ücreti almamız söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Tek çözüm nedir? Zaman endeksi ücret tarifesi. Bu konuda da ciddi anlamda yol aldığımızı belirtmek istiyorum. Son, bu sürecin olmazsa olmazı sürekli eğitim konusu. Sürekli eğitimin farkında mısın değerli arkadaşlarım? Farkında mısınız? Ben sevgili meslektaşlarımı sormak istiyorum. Sürekli eğitim başladığının farkında mıyız?
Salondan bir ses alayım. Peki sürekli eğitime destek verecek misiniz? Şimdi geleceğim bu konuya, bu konuya geleceğim. Ama çok kısa bir şekilde sürekli eğitimin üç ana gövdeden oluştuğunu, bunun bir tanesi odalarımız tarafından düzenlenen diğer eğitim faaliyeti dediğimiz en az 10 saat bu eğitimi tamamlamak zorundasınız. İkincisi yine TÜMOP TESMER tarafından düzenlenen uzaktan eğitim dediğimiz bir 10 saat eğitime katılmanız gerekiyor. Ve üçüncü olarak da odalarımız ve TÜMOP tarafından düzenlenecek yüz yüze eğitimler konusu. Yani senede en az 30 saat eğitimi almakla ilgili bir uygulama. Bununla ilgili kısa bir yoruma geleceğim. Bu kısmını burada geçelim. Meslek mensubu iş hayatını düzenlemede burada GİB'in de temsilcileri var. Vergi beyanlarının imzalamasında bir bölüm muaf tutulmuştur. Biz TÜMOP olarak tüm beyannamelerin meslek mensubu tarafından imzalanmasını mutlaka hayata geçeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bir önemli konu bu. Ve son olarak da kurumsal itibarın yükseltmesinde sosyal muhasebe raporlarının da her ay bir raporu kamuoyuna paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar bir konuyu özellikle hatırlatmak istiyorum. Büyük bir camiayız. İstanbul'da 45 bin kişiyiz. Türkiye'de 115 bin mali müşavir var. 5 bin yeminli mali müşavir var. Meslek örgütü şu anda şunu tartışıyoruz. Tartışmayı da geliştireceğiz. Mesleğe giriş koşullarının gözden geçirmesi gerekiyor. Gerçekten 120 bin kişi sayı az mıdır, çok mudur? Bunu oturup bir muhasebesini hep birlikte yapmamız gerekiyor. Şimdi nedir bunun anlamı? Camiada bir grup var. Bakın burada bir grup arkadaşım ayakta, bir grup arkadaşım yerde oturarak bu eğitimi izliyor. Ben bugünkü eğitimi bu salondaki arkadaşlarım hatırlayacaklar. Enflasyon muhasebesi çıktığında iş kolejinde bir eğitim yapmıştık. Hayatım önce onu unutamam. 4130 kişi katılmıştı. Ama bir grup da var. Hiç gelmeden bu mesleğini sürdürmek isteyenler var değerli arkadaşlar. Yani adamın umurunda değil. O da ayakta kalmış. O da eğitim yapmış. Nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın burası benim aile dostlarım olduğu, yol arkadaşım olduğu bir camia. Bizi de ekran başında izleyen arkadaşlarım var. Bir tehlikeyi anlatmak istiyorum. Şimdi yıllarca bu camia, odanın yolunu bilmeyenleri, eğitimin ne olduğunu bilmeyenler karşında sürekli eğitimin olması gerektiğini savunduk. Savunduk mu arkadaşlarım? Şimdi önümüzdeki süreçte diyecekler ki size, ya kardeşim benim eğitime ne ihtiyacım var? Ben sınava girdim, ruhsat aldım, ayrıca bir eğitim ihtiyaç var mı diyen bir koro ve hizmetin kaliteli olup olmadığını kontrol etmeye kalktığımız zaman bunu engelleyecek olan insanlar olacaktır. Bakın bugün varız, yarın yokuz sevgili arkadaşlarım. Burada bulmamızın en önemli nedeni itibardır, saygınlıktır. Bu saygınlığa giden yol bu iki alanı herkesin sahip çıkmasına gerekiyor. Özellikle mesleğin geleceği olan gençlerin ve kadınların bu oynayacak oyunu hep birlikte bozulması gerektiği olduğunun altını çiziyorum. Şimdi değerli arkadaşlar konuşmamın sonlarına geliyorum. Tabii bizler hep eleştiren değil, yapılan güzellikleri de her zaman paylaşmak zorundayız. Oluşturduğumuz diyalogla Yeni İdaresi Başkanlığı'na, SGK'ya onlarca sorunlarımızı aktarıyoruz. Burada olduğunu söylemiyorum. Tek tek de neleri çözdükleri konusunda da vaktinizi almak istemiyorum. Ama çok önemli adımlar attıklarının altını çizmek istiyorum. Özellikle hatırlayın, beyan süreleriyle ilgili sıkıntılarımız vardı. En azından bir noktaya geldi. Öyle mi arkadaşlar? Gece yarısı uzama dakikalarını beklediğim süreçte oldu. Yıllarca bu kürsülerden mücbir sebep olayını söyledik. Mücbir sebep olanı söyledik. Mücbir sebep de yayınlandı. Ama bu yeterli değil. Niye yeterli değil? Eğer siz bir mücbir sebepte özellikle kadınları yok sayarsanız, kadınların başta doğum olmak üzere özel durumlarını mücbir sebebin dışında tutarsanız, bu mücbir sebep hayatta geçmez. O nedenle
biz mücbir sebebin genişletilmesini çok önemli gördüğümüzü TÜRMOB olarak belirtmek istiyorum. Bir diğer konu, inanın anlamış değilim. Bugün en önemli konu tahsilat konusu. Mesleğin de sorunu, ülkenin de sorunu. Ben hala özel bankalardan alınıp kamu bankalarında vergi tahsilatını anlamış değilim değerli arkadaşlarım. Bu konuyu da lütfen acil olarak düzeltin. Vergisini ödemek isteyen insana her türlü kolaylığı yapmak bu devletin görevleri arasında yer almaktadır. Yine bir diğer konu değerli arkadaşlar, başkan da söyledi ama bu vereceğiniz alkış da değil, burada güçlü bir alkışla BAB'sinin kalkma zamanı gelmişti değerli arkadaşlar. Bunu kaldırın artık ya. Niye uğraştırıyorsunuz yani? Yine bir diğer konu, her kurum bir şey üretiyor, bilgi almak istiyor. Bunu son derecede anlıyoruz. Arkasından da sorumluluğu bize dayıyorlar. Ya gelin şu sorumlu artık oturalım hep birlikte. SGK temsilcilerimiz burada, maliye temsilcilerimiz burada. Ya bu sorumluluğun bir mantığını, altyapısını doğru dürüst oluşturalım. Burada iyi ile kötüyü, doğru yapanla yapmayanı ayırt edelim. Kasıt unsurunu arayalım. Bu da bizim acil taleplerimiz arasında yer almakta. Şimdi son konuşmam bugünkü seminerle ilgili. Burada Dünya Gazetesi'nin değerli yetkilileri de bizi izliyorlar. Bir bilgi kirliliği var. Diyorlar ki SGK Muhtasar Birleşmesi'ni TÜRMOB ve odalar istemiştir. Böyle bir şey duydunuz mu arkadaşlarım? Efendim? Külliye yalan arkadaşlar. Biz böyle bir şey istemedik, onu söyleyeyim. Bizim istediğimiz TÜRMOB odalarımızın tek bir kurum olan Maliye Bakanlığı'nda katma değer vergisiyle muhtasarın birleşmesini istedik. Şimdi üstadlarla konuşuyorum. Biraz da tiyolar almaya çalışıyorum. Ya diyorum bu iş ötelenir mi? Bu iş vazgeçilir mi? Diyorlar ki bu işten kimse vazgeçmez. Çünkü hükümetin stratejik planında yer aldığı söyleniyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Ben cami adına şunu her zaman söylüyorum. Biz hep hazır olduk ya. Ya 26'da sistem çökerse ne olacak? Ben soruyorum burada yetkililere. Şimdi 4 tane ilde uygulandı, doğru mu? Sayıları da çok az, çalışan sayıları. Koca İstanbul'dan bahsediyoruz. Ben bu kadar kalabalığın önünde TÜRMOB adına şu çağrıda bulunuyorum. Madem bu işten vazgeçme şansınız yok, lütfen 26'nın son dakikasını bırakmadan büyük şehirleri de gözün alarak 4 olan il sayısını basamak basamak arttıra yol alalım değerli arkadaşlarım. Eğer bir kademeli geçiş yapılmadığı takdirde bunun faturasını hep birlikte çekeceğiz. Burada ne camianın üzülmesine ne sizin de başarısız olma şeklinde hakkınız olmadığını diyorum. Bu talebimiz budur. Bunu lütfen göz önüne alsınlar. Bu seminere katkı sunan değerli üstadlarıma teşekkür ediyorum. Ama sizlere her zaman olduğu gibi önce sağlık diliyorum. Önce ailenize huzur diliyorum. Ülkemde huzur diliyorum. Her şey gününüz olsun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Değerli bilgilendirmelerinden dolayı TÜRMOB Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi klasiğimiz olan her seminer öncesi katılım belgelerini vermek üzere öncelikle Onursal Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye tekrar davet etmek istiyorum. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik. Lütfen sizi de böyle alalım. Oda Başkanımız Sayın Celal Akdemir'i, Gelir İdaresi Daire Başkanı Sayın Hüseyin Azili'ye katılım vergisini vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun.
Katılım belgelerimiz Türk Eğitim Vakfı adına düzenlenmiştir. Sosyal sorumluluk tarafımızda bir de her seminer öncesinde bunu yapıyoruz. Bu bilgilendirmeyi de vermek istedim. Sayın Cenk İçer, Luka koordinatörümüz, denetleme kurulu üyemiz Sayın Fatma Ölmez'i de kürsüye davet ediyorum. Sertifikayı vermek üzere buyurun. Evet, oturum başkanımız, başkan yardımcısı Sayın Ali Haydar Tunç, yine katılım belgesini vermek üzere. Odamızın yönetim kurulu üyesi Halim Bursalı'yı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun Halim Başkanım. Toplu bir fotoğraf için başkanlarım sizleri de kürsüye tekrar davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Bir kez daha gelin lütfen. Gelin. Güzel bir seminer geçmesini dileğimle bir sonraki seminerde tekrar bir araya gelmek üzere hepinize hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, bu kürsüye çıktığımda her zaman karşıdan sizi gördüğümde heyecanlanıyor ve gurur duyuyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sayın Oda Başkanım, Sayın Kurucu Onursal Başkanım, TÜRMOP Genel Sekreterim, odamızın çok kıymetli kurulu üyeleri, çok kıymetli temsilcilerimiz, temsilci yardımcılarımız, çok kıymetli eğitmenlerimiz ve siz değerli meslektaşlarım, sizleri tüm kurullarımız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, SGK Mutasar Birleşmesi konulu seminerimizle bir arada olmanın gururunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Konuyu yasal düzenlemeleri ve uygulamaları yönüyle bugün ele alacağız. Birbirinden kıymetli, çok değerli 3 tane konuşmacımız var aramızda. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın İbrahim Özçelik, SGK İşveren Daire Başkanı, hoş geldiniz. Sayın Hüseyin Azilli, GİP Daire Başkanı, hoş geldiniz. Luka Koordinatörü, aynı zamanda meslektaşımız Cenk İçer, hoş geldiniz diyorum sizlere. Tabii SGK Mutasar ve Prim Hizmet Bildirgesi Genel Tebliği 18 Şubat 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak hayatımıza girdi. Öncelikle Kırşehir ili pilot bölge seçildi. Daha sonra Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illerinde uygulanmaya başlandı ve işin son noktası 2020 yılında tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacak. Tabii Mutasar Prim Bildirgesi Hizmet Bildirgesi yasal dayanağını 143 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 98A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin 13. fıkrasından kaynak almaktadır. Bu uygulamayla ne hedeflenmiştir? Vergiye uyum maliyetinin azalması,
gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etkinliğinin arttırılması, bürokrasinin azaltılması amaçlanmıştır. Tabii bu noktada sorumlulukla ilgili tabii kamuoyunda bu tebliğ çıktıktan sonra çok yönlü değerlendirmeler oldu. Sosyal mecralardan bu konuda farklı görüşler oldu. Aslında meslek mensubunun sorumluluğu çok fazla değişmedi. Çünkü Vergi Usul Kanunu 213 mükerrer 227 çerçevesinde ve 5510 sayılı kanunun 12. maddesinde kasıt iştirak söz konusu, kayıtlar ve defter ve belgelerin uyumu olmadığı durumda söz konusu, sorumluluk söz konusu. Burada da tabii kasıt ve iştirakın tespiti denetleme elemanlarının ve mahkemelerin tespitiyle söz konusu. Bunun dışında meslektaşımızın farklı bir sorumluluğu söz konusu değil. Tabii ki bu sorumlulukların da tartışılması farklı bir mecrada olabilir. Sorumlulukların yeniden düzenlenmesi hususu yeniden değerlendirilebilir. Meslek camiası olarak 2014 yılında e-bildirge, e-beyanname ile başlayan e-uygulamaları serüvenimiz 2014 e-defter, e-beyanname, 2019 yılında defter beyan sistemi, 2000 yılında 509 nolu tebliğ ile çok konuda uygulamaya başladık. Aynı zamanda muhtasar prim hizmet beyannamesiyle de birlikte bu süreç hızla devam ediyor. Biz meslek camiası olarak bu sürece oda olarak meslektaşlarımızın yanında her zaman olduk, olmaya devam edeceğiz. Bugün olduğu olan eğitimlerimizin benzerini 38 ilçemizde birçok sefer bu eğitimlerimizi yaptık. Bundan sonra da eğitimlerimize devam edeceğiz. Aslında meslek camiasını bahsettiğim süreçleri anlattığımızda göreceğiz ki kimseden destek almadan kendi imkanlarımıza, kendi koşullarımıza sürece tamamen hazırlanıyoruz. Umarım geçen ay 26'sında gibi portalının aksaklık yaşadık, ciddi sorunlar yaşadılar. GİB'de sistemde bir sorun olmaz. Biz meslek camiası olarak kamu yararına olan bu faaliyetlerin hayata geçirmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Umarım sistemde bu sıkıntılar olmaz. GİB sisteminde sıkıntı olmadan uygulanacak bu birleşme uygulamasının da kamu yararına fayda getireceği düşüncesinde biz gereğini yapacağız diyoruz. Umarım sistemlerde bir problem yaşamayız. Biz hazırız. Değerli meslektaşlarım, bu eğitimlere hepiniz katılıyorsunuz. Aslında akışı çok iyi biliyorsunuz ama ben özetle tekrardan akışı dile getirmek istiyorum. Öncelikle konuşmacılarımıza sırasıyla söz vereceğiz. Her bir konuşmacım 30'ar dakikalık bir süreyle sunumlarını yapacaklar. Daha sonra 15 dakikalık bir aradan sonra da sizlerin sorularınızı yazılı olarak alacağız. Sizlerden ricam, soruları kime soracağınızı ve isminizi, soy isminizi belirtmeniz. Sorularımızı aldıktan sonra sorularınızın cevabını sunum sonunda, eğitim sonunda alacaksınız. Ve inanıyorum ki bu salondan çıktığınızda kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Öncelikle ben ilk konuşmacıma sözü vermek istiyorum. Tabii ilk konuşmacımız Sayın Hüseyin Azilli, GİB Daire Başkanı. İlk sözü size veriyorum. Buyurun. Öncelikle merhaba. Burada bulunan herkesi kurumum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. İstanbul Sememe Odası'na da bizleri sizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Çok fazla bir kalabalık var. Benim bu 10. sunumum yaklaşık bu konuyla alakalı. Gördüğüm en büyük kalabalık burada şu an. Tabii konunun cari olmasının da bunda etkisi var. Bu konu ama önce şunu söyleyeyim, sunumumu kısa keseceğim. Çünkü sunumumda diğer arkadaşlarla mükerrer konular var, onları atlayacağım.
Sunum sonundaki soru cevap kısmının daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden soru cevap kısmına daha fazla zaman kalmasını istiyorum. Dolayısıyla sunumumda diğer anlatıcıların anlatmadığı mevzuları değinip kendimce özetli gördüğüm hususları anlatacağım. Daha sonra sözü diğer sunuculara bırakacağım. Bu mevzu Türkiye'nin gündemine 2000 yılında girmiş. Konuşulmuş, değerlendirilmiş. 2016'nın yazında bunun kanun değişikliği yapıldı. 2017'de tebliğ yayınlandı. 2017'nin Haziran ayında Kırşehir'de, 2018'in başında da Amasya, Çankırı ve Bartın'da bu iş pilot olarak uygulanmaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır bu illerde uygulanmaktadır. Şubat'ın 1'i itibariyle de tüm Türkiye'den beyannameleri almaya başladık. Burada aslında yani çok büyük değişiklik yapmadık biz. Burada yapılan Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgesini alıp muhtasar beyannamenin bir bölümü yaptık. Özünde yapılan budur. Yani var olan bir beyannameye Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen bildirge ek yaptık. Böyle basit düşünmeyi seviyorum. Çünkü aslında konu karışık anlatılıyor bazen böyle. Ancak yapılan budur. Zaten sizler veya mükelleflerimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir belge veriyordu. Bize de muhtasar beyanname veriyordunuz. Biz aldık Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen belgeyi muhtasar beyannamenin eki yaptık. Bunun haricinde iki kurumun uygulamaları farklı olduğundan birkaç müessesede değişiklik yaptık. Bunlara şimdi tek tek değineceğim. Bu beyannameyi bizim kanunlarımıza göre, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 4.1a maddesi kapsamında bildirimde bulunanlar verecekler. Burada benim öncelikle vurgulamak istediğim husus bu beyannamenin elektronik ortamda verilmesi gereken bir beyanname olması. Şu an bizim aslında bütün beyannamelerimiz, biz gelir dairesi olarak beyannamelerimizin %99.9'unu elektronik ortamda alıyoruz. Ancak bu beyannameleri belli şartlar altında kağıt ortamlara verebilirsiniz. Ya da kağıt ortamda verilmesine izin verilen beyannamelerimiz de var. GMS'yi beyannamesi gibi. Ancak bu beyanname hiçbir şartta kağıt ortamında alınmayacak. Yani herhangi bir zor durum anında beyannameyi kağıt ortamında vermeniz gerektiğinde vergi dairesinin veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu beyannameyi elden alacak sistemleri yok. Bu beyannamenin her halükarda elektronik ortamda verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu beyanname yürürlüğe girdikten sonra kağıt ortamında beyanname veren bazı mükelleflerimiz de elektronik ortamda bu beyanname açısından ama beyanname vermek zorunda kaldılar. Bunlar dernek ve kooperatiflerimiz. Basit üslü mükelleflerimiz de bu kapsamda değil ama basit üslü mükellefler zaten defter beyan sistemi alındıklarından elektronik ortamda beyanname vermeye başladılar. Ama kapıcı çalıştıran apartman yönetimleri, işte bazı diğer ücretli kesim dediğimiz GMS mükellefin yanında bulunan GMS mükellefi olup yanında iç çalıştıranlar da bu beyannameyi elektronik ortamda vermek zorundalar. Burada çok büyük değişikliğimiz yok. Şu an beyannamelerini kimler elektronik ortamda gönderebiliyor ise bizim 340 sayılı bir vergi usul kanunu genel tebliğimiz var ve 15 numaralı vergi usul kanunu sürüklerimiz var. Burada kimlerin beyannamesini elektronik ortamda kendisinin gönderebileceği açıklanmış. Onlar bu beyannameyi de kendileri elektronik ortamda gönderebilecektir. Onların dışında kalanlar ise bir meslek mensubu ile sözleşme imzalayıp bu beyannameyi gönderme zorunda ya da odası aracılığıyla beyannameyi de gönderebilirler. Bu beyanname ile aslında bugüne kadar kendisi elektronik ortamda beyannameyi gönderemeyen bir iki sınıfı da kapsama aldık. Artık apartman yönetimleri, bu GMS mükellefler yanında iç çalıştıranlar veya kurumlar vergisi mükellefi olmayıp da vergi kesintisi yapan dernek vakıflarımız da bu beyannameyi elektronik ortamda kendileri gönderebilecekler. Zaten kağıt ortamda kendileri veriyorlardı, elektronik ortamda da kendileri versin diye düzenleme yaptık. Bu yetkili vergi dairesi, hani beyannamenin hangi vergi dairesine verileceği hususu. Bu da sunumlarda çok soruluyor. Ancak ben bunu böyle genel cümlelerle açıklıyorum. Şu an muhtasar beyannameyi nereye veriyorsanız bu beyannameyi de oraya vereceksiniz. Mükellefler açısından. Ancak bizim burada aradığımız şart şu. Hani muhtasar beyanname var. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim hizmet belgesi vardı. Bunları birleştirdik. Bizim burada bakacağımız husus, muhtasar beyannamenin vergi kesintileri kısmında çalışanlarınızı beyan ettiğiniz zaman
Onun ücretlerini yapması kesintidir. Hani bizim 11 ile başlayıp 20'ye kadar devam eden bir ödeme türlerimiz var. Muhtasar beyannamede. Eğer bir muhtasar beyannameye, muhtasar beyannamenin o alanına bir çalışanın ücretinden yaptığınız kesintiyi beyan ediyorsanız o beyannamenin prim hizmet tarafını doldurup göndermeniz gerekiyor. O beyannamenin SGK bildirim tarafını dolduracaksınız. Bizim beyannameyi alırken kontrol ettiğimiz husus bu. Gelir vergisi kanununa göre şu an bu uygulamayı saymazsak 10 veya daha az işçi çalıştıran mükelleflerimiz 3 ayda bir muhtasar beyanname verme hakkına sahiptir. Şu anki kriter 10 veya daha az işçi çalıştırmak. Ancak bu beyanname yürürlüğe girdikten sonra bu kuralı biraz değiştirdik. Artık kural işçi çalıştırıyor olmak veya olmamak. İşçi çalıştırmıyorsanız çözüm basit, beyannamenizi 3 ayda bir verebilirsiniz. Herhangi bir mükellefimizin, işverenimizin, işveren demeyeyim artık çünkü işçi olmadığı için, herhangi bir mükellefimizin yanında çalışan yok ise beyannamesini 3 ayda bir verebilir. Ancak işçi çalıştırıyor ise bunların maaşından kestiği, ücretinden kestiği primleri veya hizmet günlerini aylık olarak zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorunda olduğumuzdan beyannamemizi artık aylık vereceğiz. Yani bir tane bile ittiğimiz var ise artık muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin aylık verilmesi gerekiyor. Burada da biz aslında kolaylık diye öngördük ama Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın'daki izlenimlerimiz dolayısıyla kafa karıştıran bir husus olarak anladığımız veya kafa karıştıran bir husus olduğunu fark ettiğimiz bir kolaylık da var. Eğer dedik ki bu işverenin işçi sayısı 10'dan az ise, 1 veya 10 arasında ise, bu mükellefimiz vergi kısımlarını 3 ayda bir beyan edebilir dedik. Bunu örnekle açıklayayım. 5 işçiniz var, serbest meslek kesintiniz var, kira kesintiniz var. Bu beyanname vermekle mükellefsiniz. Ocak ayı bitti diyelim, Şubat'ın birindeyiz. Ocak dönemi beyannamesi verilmesi gerekiyor. İsterseniz serbest meslek kesintisini, Ocak ayı içinde yaptığınız kira kesintilerini ve o 5 işçinin ücretinden kestiğiniz vergileri beyannameye yazmayabilirsiniz. Vergi kısmını boş bırakabilirsiniz. Sadece beyannamenin SGK kısmını doldurup o 5 işçinin aylık prim hizmetlerini beyan edip oluşan tahakkuku Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyebilirsiniz. Ocak dönemi bitti. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yani bu bizim aslında kolaylık olarak hani şu an mükelleflerin var olan bir haklarını 3 ayda bir vergiden ödüyorlar. O hakları devam etsin diye öngördüğümüz bir husus. Bu tercihe bağlı. Bunu isterse mükellefimiz anlatacağım. Ayrıca ben de bilir. Ocak ayı bitti. Şubat oldu diyelim böyle. Yine Şubat ayında yaptığınız vergi kesintilerini beyan etmeyebilirsiniz. Hani Şubat dönemine ilişkin Mart'ta vereceğiniz beyannamede sadece o 5 işçinin ücret ve primlerini beyan edip oluşan tahakkuk Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyebilirsiniz. Mart dönemi bittiğinde, Nisan 1 olduğunda bu sefer beyannamenin vergi tarafına Ocak, Şubat ve Mart'ta yaptığınız serbest meslek kesintilerini, zirai kesintilerinizi, kira kesintilerinizi, bu çalıştırdığınız 5 işçiye ilişkin ödediğiniz ücretlerden Ocak, Şubat ve Mart'ta yaptığınız vergi kesintilerini yazabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafına sadece aylık Mart ayına ilişkin prim hizmetleri yazıp beyannameyi verebilirsiniz. Oluşan tahakkukunuzu da ayın 20'sinde ödeyebilirsiniz. Ancak bu bir seçimlik bir hak. Kırşehir'de, Amasya ve Çankırı ve Bartın'da mükelleflerimiz veya meslek mensuplarımız hem vergileri hem de primleri aylık beyan edip aylık ödüyorlar. Burada bir beyanda bulunmanız gerekmiyor. Vergi dairesine bir başvuru yapmanız gerekmiyor. Beyannamenin vergi kısmını doldurduğunuz zaman tahakkuk oluşursa bunu ödeyeceksiniz. Beyannamenin vergi kısmını boş bırakıp hiçbir şey yazmazsanız bir tahakkuk oluşmayacağından ödemeniz gereken bir vergi de bulunmuyor o dönem için. Ocak ayında yazdınız,
Şubat ayında yazmayabilirsiniz. Hani Şubat'ta Mart'tı, Mart'a ilişkin verdiğim beyanname de yazabilirim diyebilirsiniz. Hani bu geçişkenliklerde de bizim kontrol ettiğimiz, baktığımız bir husus yok. Bu tamamen mükelleflerimizin veya sizinlerin tercihi olacak. Beyannamenin ayın 20'sine kadar verilmesi gerekiyor. Burada dönemi değiştirmedik. Ancak ayın 15'i ile 14'ü arasında çalışanlar için özel durumlar var. Bir de şeyi söylemek istiyorum, özür dilerim. Diğer sunumlara çok sorulduğu için. Şimdi 10 veya daha az işçi çalışanların şu an bizim sistemimizde vergilendirme dönemi 3 aylık. Bunların aylığa çevrilmesi lazım. Biz Aralık ayında muhtasar beyannamesinde en az bir işçi beyan eden mükelleflerimizin dönemlerini 3 aylıktan ayla otomatik olarak çevireceğiz. Bunu yapmadık, yapma zamanı olarak cumartesi pazar günü planlıyoruz. Bu dönem BA ve BS'lerin son günü olduğundan, turizm katkı payının son günü olduğundan erteledik. Ama bu cumartesi pazar günü yapacağımız çalışma ile Aralık dönem beyannamesinde en az bir işçi beyan etmişse mükellefimiz, onun dönemini 3 aylıktan ayla biz çevireceğiz. Ancak mükellefimiz Aralık'ta işçi çalıştırmıyor ama Ocak ayında işçi çalıştırmaya başlamış ise mükellefimizin kendisinin vergi dairesine giderek başvuru yapması lazım ya da hiç vergi dairesine gitmesin, interaktif vergi dairesinden de muhtasar beyannamenin dönem değiştiği başvurusunda bulunabilir. Hızlı bir şekilde bir gün içerisinde dönemi 3 aylıktan aylığa çekilir. Dönem olarak ayın 15 ile 14 arasında çalışma önemli. Sosyal güvenlik kurumu açısından değişen bir şey yok. Hani kişi ayın 15'inde 15 ve 14 arasında ücret alıyor ise, ücret ayın dönemin başında da ödense, hani 15 Ocak 14 Şubat diyelim, sosyal güvenlik kurumu açısından ücretin 15 Ocak'ta veya 14 Şubat'ta ödenmesinin bir önemi yok. O prim ve hizmettir. Ocak döneminin kabul edilip Şubat döneminde beyan edilmesi gerekiyor. Ancak bizim açımızdan eğer ücret dönemin başında ödeniyor ise, hani 15 Ocak'ta ücret ödemesi varsa, bunların gelir vergisi kesintilerinin Ocak dönemi beyannamesi ile Şubat 20'sine kadar verilmesi gerekiyor. Ama ödeme hizmetin sonunda, yani 14 Şubat'ta ise ödeme Şubat ayında olduğundan kesinti Şubat ayında yapılması, kesintinin Şubat ayında yapılması lazım. Beyannamenin de Mart'ta verilmesi gerekiyor. Yani Şubat dönemi beyannamesine dahil edilecek, Mart'ta ödenecek. Beyannamenin yapısını hızlı geçeceğim. Bu kısımları Cenk Bey hızlı anlatacak. Şu an bizim var olan hani BDB'deki muhtasar hizmet beyannamesinin yapısı burada ekranına da yer alıyor. Buraya sadece başta da söylediğim gibi SGK bildirimleri alanını ekledik. Bu alanda, bu alanın açılmış hali bunu göstereyim, evet. Şu an zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir bildirim veriliyor. Bu bildirimde 28 tane alan var. Biz bu alanlara bu birleşmeden dolayı 4 tane yeni alan ekledik. Gelir vergisi alakalı, gelir vergisi matrağı, asgari geçim indirimi, gelir vergisinden muaf mı değil mi gibi. Bir de daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimler iş yeri bazında veriliyordu. Yani bir mükellefimizin binlerce veya on binlerce işçi olabilir. Hepsi için ayrı ayrı bildirim vermesi gerekiyordu. Burada mükelleflerimiz isterse tek bir beyannameye bütün iş yerlerini yazabilir. Bunu da daha sonra örnekler açıklayacağım. Bunun faydası, ne kadar iş yerini tek bir beyannameye korsanız mükellefimiz o kadar damga vergisinden aslında tasarruf sağlıyor. Bu kısımlar hızlı geçiyorum. Cenk Bey'in çok ayrıntılı bir şekilde anlatacak kısımlar. Beyannamenin nasıl verileceği kısmı. Şimdi kanuni süresinin sonra beyanname verilmesi de dikkat edilmesi gereken bir husus. Biz geri dairesi olarak bize verilen en son beyannameyi nihai beyanname olarak kabul ediyoruz. Yani mükellefimiz 1000 lira bir vergi beyan etti. Daha sonra 1200 lira olması gerektiğini fark ettiğinde 200 lira bir beyanname değil de bize 1200 lira bir beyanname veriyor. Biz sistemde zaten o 1200 lira 1000 lira farkını alıp 200 lira tahakkuk kesiyoruz.
Nihai olarak son verdiğiniz beyanname bizim açımızdan son beyanname olarak kabul ediliyor. Biz değerlendirmenizi ona dikkate alıyoruz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mantık farklı. Onlar da toplam tahakkuk değil de işçi bazındaki bildirimler önemli. Çünkü orada çalışanın hakları önem arz ettiğinden bir iş yerinin 13'si var ise onun bir tanesinin bilgisinde herhangi bir değişiklik olduğunda diğer 9 tanesinin de size beyan etmesini beklemiyor. 13'iniz vardı, bir tanesi onunla beyan ettiniz. Daha sonra bir tanesinin o 32 tane satırın herhangi birinde bir yanlışlık olduğunu fark ettiniz. Bu durumda şu an yapılması gereken nedir? Önce bir iptal veriyorsunuz. O bir kişinin daha önce beyan ettiğiniz satırını iptal ediyorsunuz. Daha sonra ekleyip onun olması gereken alanlarını beyan ediyorsunuz. Biz de bu iki yapıyı nasıl birleştirdiğini düşündüğümüz zaman eğer beyannamenin vergi alanında bir düzeltme yapmışsanız yani muhtasar tarafının son halde olması gerekiyor. Şu an yapıldığı gibi. Vergi kesintilerini beyan ettiniz. 5 işçiniz vardı. Onu da beyan ettiniz. Taahhütlerinizi aldınız, ödediniz. Sonra baktınız ki vergi tarafında bir sıkıntı yok ama o 5 işçinin herhangi bir bilgisinde bir değişiklik var. Bir tanesinde böyle. Biz o durumda bu 4 işçinin bilgisinin tekrar yazılmasını beklemiyoruz. O 4 işçi tekrar beyan etmeniz gerekmiyor. Beyannamenin üst alanında bir kutucuk var. Bunu yine Cenk Bey anlatacak böyle düzeltme beyanı kısmında. Onu işaretliyorsunuz. Sadece o 5 işçiden iptal ettiğiniz işçi ilişkin satırları yazıyorsunuz. Tekrardan aynısını bir önceki beyanınızdakinin. İptal diyorsunuz. Sonra altına ekleyip olması gereken bilgileri yazıyorsunuz. Beyannameyi bu şekilde gönderiyorsunuz. İki kurum var. Bizim tarafta devamlı tek tahakkuk çıkacak. Hani vergi beyannamelerinde bizim genel kuralımızdır. Bir beyanname tek tahakkuktur. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında iş yeri bazında veya kanun numarası bazında tahakkuk kesiliyor. Birden fazla olabilir. Hani bu beyanname verdiğiniz zaman her zaman bir tane vergi tahakkuku olacak. Ama iş yeri sayısına veya kanun belge numarasına, belge türüne bağlı olarak tahakkuk sayısı birden fazla olabilir. Beyannameyi gönderdiniz. Biz kendi tarafımızı kontrol ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu kendi tarafını kontrol edecek. Kontrol sonuçları dönecek. Sonuçlar döndükten sonra diyelim ki bizim tarafta tek tahakkuk var. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında 10 tahakkuk var. Vergi tahakkukunda sorun yok. Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkukların 8'inde de sorun yok ama ikisinin hata var böyle. İsterseniz o iki tahakkuku, o iki iş yerine ait tahakkuk bilgileri düzeltmeden vergi tahakkuku ile Sosyal Güvenlik Kurumu 8 tahakkuk için beyannameyi onaylayabilirsiniz. Daha sonra o iki iş yeri için düzeltmelerinizi yapıp, düzeltme beyannamesi verip o iki iş yerinde daha sonra beyan edebilirsiniz. Ancak düzeltme beyannamelerinde ilk beyannamede bütün tahakkukların onaylanabilir olmasını aramıyoruz. Ancak düzeltme beyannamelerinde beyan ettiğiniz bütün tahakkukların hatası olması lazım. Buradaki dikkat edilmesi gereken husus bu. Şu atladığım hususa tekrar geleyim böyle. Biz gelir dairesi olarak dönemi bitmeden beyanname almıyoruz aslında. Hani Ocak dönemi KDV'sinin verilebilmesi için Şubat'ın 1 olması lazım. Ocak dönemi muhtasarının verilebilmesi için Şubat'ın 1 olması gerekiyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çeşitli sebeplerle ilişkilik belgesi alınması gerektiğinden İbrahim Bey de bu konulara değinecek. Dönemi bitmeden yani Şubat'ın 1'i ve 4'ü için ya da Şubat'ın 1 ile 3'ü için diyelim böyle bir bildirge vermeniz mümkün. Biz de bu muhtasar beyannamesi için bu kendi kuralımızı değiştirdik. Artık dönemin bitmeden de muhtasar ve prinsip beyannamesi gönderilebilecek. İlişik kesme belgesi almak istiyorsak. Buraya bir basit bir örnek koydum böyle. Bir mükennemimizin 10 tane iş yeri var. Birisi diyelim ihale konusu bir iş yeri. O iş yerine ilişkin ihale 5 Eylül'de bitmiş diyelim. Ve o ihaledeki ilişik kesme belgesi almak istiyor mükellefimiz. İsterse ayın 10'unda, 10 Eylül'de daha Eylül dönemi bitmeden Eylül'ün 1'i ile 5'i arası için muhtasar prinsip beyannamesi verebilir. Ancak bunu yapmadan önce ilişik kesme belgesi alabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan bütün hani borçlarını ödemiş olması gerektiğinden önce Ağustos döneminin o iş yerine ait
bildirgesini vermesi gerekiyor. Muhtasar ve prensip beyannamesiyle beraber. Ağustos dönemi verecek. Ağustos dönemi verdikten sonra Eylül'ün 1'i ile 5'i arası için muhtasar ve prensip beyannamesini sadece o iş yerine ait prim hizmet tarafını doldurup gönderebilir. Bu şekilde daha sonra ödemelerini yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ilişkisizlik belgesini alabilir. 26 Ağustos olduğunda ise Ağustos dönemine ilişkin beyannamesini vermesi gerektiğinden, ancak Ağustos dönemine ilişkin ayın 10'unda bir beyanname vermiş olduğundan düzeltme beyannamesi vermesi gerekir. Çünkü bu ikinci beyanname artık. Bu beyannameye o kırmızı alanı işaretleyerek sadece geri kalan 9 iş yerine çalıştırdığı işçilere ilişkin bilgileri yazabilir, veri kısmını doldurabilir. Bu şekilde gönderebilir. Eylül olduğunda da o ayın 10'unda verdiği beyannamede Eylül'ün 1 ile 5'i arasını beyan ettiğinden tek iş yer için, bu da artık düzeltme beyannamesidir. Düzeltme beyannamesi olarak beyan edecektir. O ilişkini kestiği iş yerine ilişkin hiçbir bilgi yazmasına gerek yok. O kırmızı alanı işaretleyip 9 iş yerini beyan edecek ve Eylül'de yaptığı vergi kesintilerini beyanname yazarak beyannameyi gönderebilecek. Damga vergisi konusunda soruluyor. Süresinde verilen bütün beyannamelerde beyannameyi ilk defa verdiğinizde bir damga vergisi var. Ama kanun süresi bitene kadar, hani ayın 26'sına kadar verdiğiniz bütün düzeltme beyannamelerinde doğal olarak damga vergisi yok. Ancak süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinde damga vergisi kesilecek. Beyannamenin tek damga vergisi var. Yani her beyanname vermemizde bir tane damga vergisi tahakkuk kesilecektir. Bu kısımları yine ben hızlıca geçiyorum çünkü Cenk Bey bunları anlatacak. Ödeme konusunda bir değişiklik yok. Vergi tahakkukları ayın 26'sına kadar ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkukları ayın sonunda ödenecek. Bu kısım sizlerden en çok tepki aldığımız kısım. Sorumluluk kısmı. 18 Şubat'ta muhtasar ve prim hizmet beyannamesi tebliğini yayınladığımız zaman tebliğin ekinde 340 nolu tebliğin ekinde yer alan aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini değiştirdik. İbrahim Bey biraz detayını verecek. Sorumlulukla ilgili maddeler eklendi. 5510 sayılı kanuna. Biz de bu maddelerin bir kısmını aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine ekledik. Biz sistemsel olarak beyanname verildiğinde sizler tarafından 18 Şubat 2017 tarihinden sonra sisteme aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin girmiş olmasına bakacağız. İnternet, hepiniz bunu doğal olarak biliyorsunuz. İnternet Vergi Dairesi'nden mükellefle yaptığınız aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bilgisini bizim sistemimize giriyorsunuz ki bu sayede o mükellefin beyannamesini gönderebiliyorsunuz. Bu beyannameyi gönderebilmeniz için aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin tarihinin 18 Şubat 2017'den sonra olması gerekiyor. Şunu da burada söyleyeyim, sorularda geliyor. Aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri damga vergisine tabi değil. Bu sözleşmeler hizmet sözleşmelerinin bir eki olduğundan damga vergisi uygulanmıyor. 2005 yılında zaten TÜRMOP aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinden damga vergisi kesilmesi gerekir mi gerekmez mi diye Gelir Dairesi'ne başvuruda bulunmuş ve Gelir Dairesi'nin bu konuda verdiği bir görüş var. Sizin de TÜRMOP'un sitesinde var. 2005 üst sayılı bir iç genelgeniz diyeyim. Oradan da okuyabilirsiniz. Aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinden damga vergisi alınmaması lazım. Hesaplanmaması gerekiyor. 2017'nin Haziran'ında biz bu beyannameyi yürürlüğe soktuk Kırşehir ilinde. 2018'de de 3 ile yaydık. Bugüne kadar niye bu iş uzadı? Bu işin uzamasının ana sebeplerinden bir tanesi ücret gizliliği mevzusu. Hani kanun değişikliği yapılırken de biz tebliğ yayınlarken de aslında bize bu şekilde hiçbir talep gelmemişti. Ben bir kamu personel olarak aslında özel sektörde ücretlerin gizli olduğunu az çok biliyordum ama böyle kesin sınırlarla hani böyle bir, çok böyle bir ne diyeyim aslında kutsal bir şey gibi bakıyor ücret bilgisine. Hani insan kaynakları tarafı ücret bilgisinin başka birimler tarafından öğrenilmesini istemiyor. Bu yönde çok talep geldiği için bizden buna bir çözüm bulmamız istendi. Yani büyük şirketler tarafından ya da ücret gizliliği politikası uygulayan firmalar tarafından yoğun talepler oldu bakanlığımıza. Biz de ücret gizliliğini sağlamak için 1003B kodlu bir muhtasar prim hizmet beyannamesi oluşturduk. Bunu
meslek örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla diyeyim aslında, beraber çalışarak karar verdik. Şu an bu tabii baştan söyleyeyim, bu beyannameyi sadece kendisi beyanname gönderme yetisine sahip olan mükelleflerimiz gönderebilecek. Bir mükellefimiz var, hadden veya yanında bağımlı çalıştırıyor. Dolayısıyla kendi beyannamesi, kendi gönderme yetkisi var. Bir tane elektronik beyanname şifresi vardır kullandığı. Bunu büyük ihtimalle ya bağımlı çalışanına veriyordur ya da mali hizmetlerinden kim sorumluysa müdürü, onun kontrolündedir bu şifre. Bu mükellefimiz isterse vergi dairesine başvurarak 1003B beyannamesi göndermek için bir şifre alabilecek. Bu ikinci şifre olacak. Yani mükellefimizin bir şifresi vardı, başvurdu, bir de ikinci şifresini aldı. Şimdi birinci şifrenin sahibi mükellefimizin o ana gönderdiği bütün, gönderebildiği bütün beyannameleri göndermeye devam edecek. Yıllık beyannamesini, geçici beyannamesini, KDV'sini, muhtasarın 1003A muhtasarını gönderebilecek. Ama bu birinci şifresiyle artık 1003B dediğimiz muhtasar beyannamesini gönderemeyecek. İkinci şifrenin sahibi de sadece bu 1003B kodlu muhtasar beyannameyi gönderebilecek ve sistemlerimizden onu görüntüleyebilecek. Diğer kalan beyannamelerin hiçbirini ne gönderebilecek ne görüntüleyebilecek. Birinci şifrenin sahibi de bu ikinci beyannameyi hiç ne gönderebilecek ne de görüntüleyebilecek. Peki bu iki beyannamenin farkı ne? Şimdi bizim muhtasar beyannamede hem ücretlerden yaptığınız kesintileri beyan ediyorsunuz. Ücret dışında da bir sürü kesintiniz var. Serbest meslek kesintisi, kira kesintisi, zirai kesintiler. Bir mükellefimiz, ücret gizliliği politikası uygulayan bir mükellefimiz, vergi dairesine başvurup 1003B muhtasar beyanname için şifre aldığı zaman, aldığı vakit, o ilk hani e-beyanname şifresi dediğimiz genel şifre var ya, onunla muhtasar prensip beyanname göndermeye çalıştığında, eğer bizim o 11 ile 20 dediğimiz ödeme tür kodları var ya, onları herhangi birini doldurmaya çalıştığında hata alacak. Dolduramayacak. Buna sizin yetkiniz yok denilecek böyle. Ya da ücret ilgili bizim kanunlarımızdan kaynakların teşvikleri beyan etmek istediğinde o alanları dolduramayacak. Diğer serbest meslek kesintilerini, zirai kesintilerini beyan edip gönderebilecek. İki nolu şifrenin sahibi ise bizim muhtasar prensip beyannamesinin sadece ücretle ilgili alanlarını dolduracak ve o ücretle ilişkin prim hizmetleri yazabilecek. Bu şekilde beyannameyi onaylayıp gönderebilecek. Burada tabii hani çoğu mükellefimizin merkezi şubesi var. Eğer mükellefimiz arzu ederse merkezi için de 1003B şifresi alabilir. Şubelerinin eğer muhtasar mükellefi var ise şubeler için de 1003B şifresi alabilir. 1003B şifresi almak için bir sayı sınırımız yok. Bu beyannamenin alanlarının muhtasar ve prensip beyannamesinin bir farkı yok. Aynı alanlar. Ben sunumu bitiriyorum izninizle. Ancak soru cevap kısmında gelen bütün sorulara cevap verebilirim. Sizden ricamız, şimdi yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında muhtasar ve prensip beyannamesi mükellefimiz var. Biz Şubat'ın 26'sına kadar 2 milyon 800 bin beyanname bekliyoruz. Ben gelir dairesinin temsilcisi olarak çok büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ya da olmayacağını Allah'tan diliyorum böyle. Ancak şunu söyleyebilirim. Biz gelir dairesi olarak bugüne kadar ayın 26'larında hani 3 aylık muhtasar dönemin olduğu dönemlerde zaten 2,5 milyon muhtasar beyanname veriliyor, 2,5 milyon KDV beyannamesi veriyor. Siz de bu işin malumusunuz. Beyannamelerin ben özellikle KDV beyannamelerin 1 milyon en az 1 milyonu veya 1,5 milyonu son güne kalıyor. Yetişmediğinden diyelim böyle. Muhtasar beyannamelerin 405 milyon son güne kalıyor. Biz ayın 26'larında 2 milyon 2,5 milyon beyanname alabilen bir idareyiz. Bunda bir sorun görmüyoruz. Dolayısıyla 2 milyon 800 bin mükellefimizin de zaten 2 milyon 750 bininin çalıştırdığı işçi sayısı, ya hiç işçisi yok bunların, bir kısmının muhtasar mükellefi ama işçisi yok.
Çok büyük bir sürü bir sahip. Yani 50 bin haricinin de işçi sayısı 1000'in altında. Biz özellikle bu 2.750.000 mükellef için, yani eminle konuşmak istemiyorum çünkü bu teknolojik bir şey. Başkanım söyledi. Hani kullandığımız cep telefonlarında bile uygulamalarda zaman zaman sorunlar çıkıyor büyük şirketlerde. Onunla olabilir. Ama onun dışında şu an bizim testlerde gördüğümüz sorun yok. Rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyoruz. Büyük mükelleflerde özellikle çalıştırdığı işçi sayısı şu an 20 binin üzerinde olanlarda. O da 36 mükellef falan var. Yani fazla değil. O mükelleflerin beyanname yüklemesi ve kontrol sonucu alması biraz uzun sürüyor. Bunu da gidermek için, azaltmak için bir haftadır yoğun bir şekilde testlerimizi yapıyoruz. Şu an ismini vermek istemiyorum. İki büyük şirketimizin verilerini aldık. Devamlı o 18 bin satırlık, 20 bin satırlık beyannameleri, hani binlerce tahakkuku var. Hani binlerce iş yeri var. Onları gönderip almaya çalışıyoruz. Süreyi yavaş yavaş azaltmaya başladık. Yani bu süre kastımız, biz bu süreyi 10 dakikanın altına indirmeye amaçlıyoruz. Bu büyük mükelleflerde bile. Onun haricinde küçük mükelleflerde çok büyük konuşmak istemiyorum ama inşallah bir sorun yaşamadan bu süreci atlatacağız. Eğer bir sorun olursa da bugüne kadar hani kimseye mağdur etmek istemedik. Burada teknik bir sıkıntı olur. Beyanname alamayız. Beyanname yüklenmez. Ya da bizim dışımızda Türk Telekom'da olabilir, başka hatlarda olabilir. Sıkıntı olur. Bununla ilgili de çok çabuk tedbir alıp yani sizlere de ve mükelleflerimize duyuru yapmaya kararlıyız. Yani son gün, son dakika bu beyannameyle ilgili hani bir uzatma olacaksa son dakikaya bırakmayacağız. Öncesinde bunları size duyuracağız inşallah. Kırşehir ilinde veya Amasya Çankırı Bartın'da bu uzattığımızın, hani uzattık ama 2 yıldır zaten sorunsuz beyanname veriyordu bu mükellefler. 2 yıldır Kırşehir, Amasya Çankırı Bartın'da. Küçük mükellef grubu kabul ediyorum. Yani toplamın %1, %2 değil bunlar. Yani 2.800.000 mükellefin orada toplam 20 bini var. Bu 4 ilde. Ancak uzatmamızın nedeni muhtasar ve bizim beyannamesinin içinde sorun değildir. Teknik olarak altyapımızı değiştirdiğimizden dolayı sorun yaşadık. Sizler veya mükelleflerimiz sıkıntı yaşamasın diye iki kurum ortaklaşa süreyi uzattık. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok da vakti zaman için mikrofonu ve sözü diğer arkadaşlara bırakıyorum. Çok sağ olun. Sayın Daire Başkanımıza gelir dersi yönüyle değerlendirmesine teşekkür ediyorum. Kendisiyle aynı duyguları paylaşıyor, hissediyoruz. Umarız sistemde herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Meslektaşlarımız son günlerde bir sorun yaşamayız dilekleriyle. Sözü şimdi İbrahim Bey'e bırakmak istiyorum. Buyurun. İbrahim Özçelik, Sosyal Güvenlik İşverenler Daire Başkanı kendisi. Başarılar diliyorum. Merhabalar. Adım İbrahim Özçelik. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda İşverenler Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Öncelikli olarak şahsım ve kurumum adına herkese selam söylüyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu uygulamanın daha başından itibaren ekibimle beraber sosyal güvenlik ayağını yürüten de kişiyim. Muhtasar Prim Hizmet Birleşmesi en son yapılan uygulamadan daha önce de bunun çalışmaları yapılmış. Birleştirme için toplantılar, organizasyonlar yapılmış ama o zamanın hem iki kurumun elektronik altyapısı hem de ülkenin elektronik altyapısının yeterli olmayışı nedeniyle bundan vazgeçilmiş. Ve bu aşamaya gelmiş. Yaklaşık 2 yıl veya 3 yıl önce de ben bu salonda yine bu muhtasar prim hizmet beyannamesiyle ilgili olarak bir sunum yapmıştım. Ama o zaman bu bebekti diyelim. Daha büyümemişti. Çok da inanan da yoktu ya da çok da bilen yoktu. Çok ilgi görmemişti ama şimdi geçen cuma günü ben sosyal medyada da takip ettim. MUSGK Twitter'da hit olan konulardan biriydi. Bu da meslek mensuplarının herhalde organizasyonun başarısından biri olabilir.
Şimdi biz 1 Ocak, 1 Şubat itibariyle sistemden muhtasar prim hizmet beyannamesini almaya başladık. Hem Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hem de GİB olarak bir kriz masası oluşturduk. Gelen beyannamelerin hepsini tek tek analiz ediyoruz. Yapılan hataları kontrol ediyoruz. Şu an için ne bizim sistemimizde ne Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminde herhangi bir hata yok. Yaklaşık 10 bine yakın bir beyanname almış bulunmaktayız. Gelen beyannamelerde hata yok mu? Gelen beyannamelerde çok fazla hata var. Bunun nedeni sistemsel değil, mevzuatsal hatalar. Yani bu beyannameyi düzenleyen kişilerin yaptığı hatalar. Nedir bunlar? Örnek olarak verebilirim. İşte Ocak ayı bildirgesini doldururken öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi GİB'in sistemiyle her ne kadar işte GİB'in beyannamesine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık prim hizmet belgesi eklenmiş olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sistemi canlı bir sistemdi, interaktif bir sistemdi. Yani hata yapmanıza izin vermezdi. Yani siz TC'ye girdiğinizde adınızı, soyadınızı otomatik getirirdi. İşte ücreti girdiğinizde bu ücret yanlıştır. Gün sayısını girdiğinizde bu yanlıştır veya teşviklerle ilgili olarak interaktif olarak sizi uyarırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan verilen aylık prim hizmet belgesi muhtasardan farklı olarak yaşayan bir sistem. Çok fazla kontrolü olan bir sistem. Bu da takdir edersiniz ki doğal bir sonuç. Çünkü bizim sistemde sadece bir parasal bir değer yok. Yani bunda bir sosyal hayat da var. O belgeyle aldığımız sigortalıların hastaneye gitmesi bu belgeyle oluyor. Yine bu kişilerin emekli olması bu belgeyle oluyor. İş kazası geçirdiğinde, hastalandığında geçici iş göremezlik ödeneği alması bu belgeyle oluyor. Dolayısıyla biz bu sistemde çok fazla kontrol sağlıyoruz. Siz bu salonda olanlardan deneyenler olmuştur. Beyannameyi gönderdikten sonra bizim tarafta çok fazla kontrol ediliyor şeyi dönüyordur. Ne diyeyim, yuvarlak sistemi dönüyordur. Şimdi Ocak ayını mesela arkadaşımız 31 gün olarak yazmış. Dolayısıyla sistem 31 gün bildiremesin diye hata dönüyor. Veya işte 2019 Aralık bildirimlerini aynen kopyalamışlar, 2020'nin ocağına koymuşlar. Tabii ki oradaki asgari ücret hepsi 2558 lira. Bu yıl asgari ücret değişti. Birim esas kazanç altında bildirim yapamazsınız demişler. İşte borcunuz vardır. Borcu olduğu halde teşvikli bildirge vermeye çalışılmıştır. Yine hata dönülmüştür. Yaklaşık 43 tane böyle sıralayabilirim. Mevzuatsal hata veya TC kimlik numarası. Şimdi işte 11 tane bir TC numarası olsun. İşte İbrahim Özçelik. Bunu yazarken ismini İbrahim Öztürk yazmışsınız. Bizim sisteme paket olarak geldiği zaman, eskiden buna dediğim gibi izin vermez, paket olarak geldiğinde bizim KPSS'ye sorguladığımızda bu kişi İbrahim Öztürk değil, İbrahim Özçelik. Bunu lütfen düzeltiniz diye size geri dönüyor. Bunun gibi çok fazla hata mesajı var. Bu hata mesajı nasıl düzeltilebilir? Fazla dikkat etmek gerekiyor. Yani özellikle beyannameyi gönderirken çok fazla dikkat etmek, kontrol etmek gerekiyor. Yoksa yani sistemin daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderirken 5 dakikada gönderdiğiniz bir bildirgeyi veya mahalleye gönderdiğiniz gelir dersi gönderdiğiniz bir bildirgeyi bu sefer 5 dakikada değil de 5 dakika 10 saniyede yine göndereceksinizdir. Yani bunda bir hata olacağını düşünmüyorum. Zaten olmayacaktır da. En son işte Hüseyin Bey de açıkladı. Bizim 4 ilde pilot uygulamamızda 3 yıldır uygulamamızda herhangi bir uzatma yapmamıştık. Herhangi bir hata olmadı. Sadece tüm Türkiye sisteme gireceği için serverlarda bir artış sistemi güçlendirmek için çalışma yaparken teknik bir arızadan kaynaklanan bir sorun oldu. Dolayısıyla şunu net olarak ifade edebilirim. Hüseyin Bey de söyledi. Her zaman küçük hatalar olabilir, sistemsel tıkanıklar olabilir ama genel itibariyle sistemsel bir hata olmayacaktır. Sistemsel bir sıkıntı olmayacaktır. Yine Hüseyin Bey'i tekrar etmiş oluyorum ama dedim ki biz kriz masası kurduk ve takip ediyoruz. Eğer bu hatalar çoksa sistemsel olarak veya diğer yönlerle biz bu hataları, bu beyannameleri alamazsak sigortalıları, işverenlerimizi, mükelleflerimizi, meslek mensuplarımızı mağduriyete sokmayız. Bunun diğer B planı, C planı, D planları vardır. Yani belki erteleme olabilir, uzatma olabilir. Her türlü yol olabilir. Hiçbir şey gerçek hayattan kopuk olamaz. Yani yaşanılan neyse sistemde ona göre adapte olur.
Şimdi ben sunumumda bu açılış konuşmasını yaptıktan sonra sunumumda muhtasar prim hizmet beyannamesiyle birlikte sosyal güvenlik mevzuatında getirilen düzenlemelerle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Burasını başkanımız, başkan yardımcımız açıkladı amacını. Şimdi ne zaman verileceği de hepimizin malumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim hizmet beyannamesi ayın 23'ünde veriliyordu. Yeni sistemle birlikte artık 26'sında verilecek. Bununla ilgili tebliğ çalışmasında da bunun 26'sı olacağı hem bizim mevzuatımızda hem gelir dersi mevzuatında yer alacak. Yakın zamanda bununla ilgili bir şey de düzenlenecektir. Tebliğ çalışması da yapılacaktır. Şimdi kapsamda olanlar kimler? Kimler kapsam dışında? Şimdi 4-1A kapsamında dediğimiz eski SSK'lılar, bizim sigortalı dediğimiz 4-1A kapsamında kişiler bunun içinde. Daha önce bankalarda, banka sandıklarından biz işsizlik sigortası primi alıyorduk. Biz bunları CD ortamında alıyorduk. Muhtasar prim hizmet beyannamesiyle onları da bu sisteme entegre ettik. Onlar da, banka sandıkları da işsizlik sigortası primlerini eğer 4-1A kapsamında sigortalı çalıştırıyorsa da onları bu sistem üzerinden gönderecekler. Peki kimler bunun dışında? Öncelikli olarak bir sayrı cetvel dediğimiz genel bütçeli kuruluşlar bunun dışında. Bakanlıklar, işte bakanlıkların takibi, şey, devamı olan taşra teşkilatları bunun dışında. İkincisi ev hizmetlerinde çalıştırılan ve konut kapıcılığı iş yerlerinde çalıştırılan ve kolay işverenliğe geçmiş olanlar. Bu ayrımı özellikle çok soruluyor, onu da söyleyeyim. Şimdi siz konut kapıcılığı iş yerinde faaliyet gösteriyorsunuz ve eski sistemden SGK'da iş yeri numarası üzerinden bildirim yapıyorsanız yine muhtasar prim hizmet beyannamesi vermek zorundasınız. Ama bu sistemden çıkıp yani iş yeri numarası sisteminden çıkıp kolay işverenliğe geçtiyseniz artık bu sistemle bir alakanız yok. Her ayın sonunda takip eden ayın sonunda bankaya gidip paranızı ödemeniz yeterli. İşkur da bu sistemin dışında tutuldu. Bir de 4C yani bizim memur dediğimiz kısımda bu sistemin dışında. İleriki aşamalarda neler olur? Bunlar bu sisteme adapte olur mu olmaz mı? O zamanın göstereceği sonuçlar. Yetkili vergi dairesine verecek Hüseyin Bey anlattı. Şimdi biliyorsunuz bizim sosyal güvenlik mevzuatında özel bina inşaatları olsun, ihaleli işler olsun. Bir de faaliyeti sona erilmesi durumunda ilgili ayda beyan bildirge alabiliyorduk. Örnek verecek olursak bugün ayın 4'ü, 4 Şubat 2020'de iş yerinizi kapattınız. Bütün işçilerinizi de işten çıkarttınız. İş yeri işten çıkış bildirgelerini de verdiniz. Şimdi muhtasarda takip eden ayın 26'sına veriliyordu. Şimdi burada siz eğer bir ilişkisizlik belgesi almak istiyorsanız, borcu yoktur yazısı almak istiyorsanız, SGK'da bir ilişkiniz olmadığına dair bir yazım almak istiyorsanız, siz bu beyannamenin SGK tarafını doldurarak bize gönderebilirseniz, gönderirseniz biz bunu onaylarız ve bizimle bir ilişkiniz kalmaz. Vergi tarafını zaten Hüseyin Bey anlattı. Buna ilişkin bu 4 günlük vergi kısmı ise takip eden ayın 26'sında tekrar muhtasarla bildirilmesi gerekiyor. Şimdi verilme aşamaları, muhtasar prim bizim beyannamesinin verilme aşaması işte yetkili vergi dairesine veriliyor. Yetkili vergi dairesi sosyal güvenlik kurumu ile ilgili olan bölümünü ayrıştırıyor, bize gönderiyor. Biz az önce giriş konuşmamda yaptığımız gibi teşvikler yönünden olsun, hizmetler yönünden olsun, sigortalar yönünden olsun ve diğer yönlerden kontrollerimizi yaptıktan sonra eğer onaylanabilir bir beyanname ise size bunu onaylamanızı istiyoruz. Eğer hata varsa hata mesajları dönüyoruz ve hatayı düzeltmenizi istiyoruz. Şimdi bu muhtasar prim hizmet beyannamesinin SGK ile ilgili olan tarafı bu. İki tablo bunun yatay halini sütun halinde size arz etmek istiyorum. Şimdi burada daha önce bizim prim hizmet beyannamesinde olanlar var. Bir de ilave ettiğimiz sosyal güvenlik kurumu olarak 3 sütun. Maliye Bakanlığı'nda ilave ettiği, Gelir Dairesi Başkanlığı'nda ilave ettiği 5 sütun var. Şimdi birinci sütun belgenin mahiyeti. Bu daha önce de vardı. Asıl ek iptal. Gelen hatalarda bu kriz masasında incelediğimiz hatalardan biri de bu mesela. Normalde 2020 Ocak ayı bildirgesini gönderirken buraya asıl yerine ek yazmış. Şimdi zaten bizim eski sistemde olsaydı siz oraya ek yazdığınızda bunun aslı yoktur, bunu
ilerletmenize izin vermezdi. Şimdi bunu paketliyorsunuz, gönderiyorsunuz, size diyor ki bunun aslı yok, ek olamaz diye size tekrar geri geliyor. Siz bunu tekrar asıl olarak düzelip tekrar göndermeniz gerekiyor. Belgenin türü, bunlar seçimli, yani size ekran karşısında gelecek. Düzenlemeye esas kanun o. Belgenin türü, daha önce bir nolu belge türümüz vardı, bütün sigortaları kapsayan iki nolu belge türümüz vardı, sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışanlara bildirdiğiniz. Bunları açıklayan, her satırda her sigortalının karşısına yazmanız gereken numaralar. Düzenleme esas kanunu, teşviklerle ilgili bölüm, bu da seçimlik. Yeni ünite kodu, eski ünite kodu, bunlar da seçimlik. İş yeri sicil numarasını elle yazmanız gerekiyor ya, veya bunlarla ilgili programlar yapılacaktır, programlar getirecektir. İl kodu yine seçimlik. Daha sonrakiler, alt işveren numarası, SSK sicil numarası, TC kimlik numarası. Şimdi orada bir hem SSK sicil numarası var, hem TC numarası var. İkisinden birini yazsanız yeterli. İkisini de aynı anda yazmanıza gerek yok. Bir tanesi yazmanız yeterli. Bu bir sorgu sistemi. Adınız, soyadınız, işte prim ödeme gün sayınız, hak edilen ücret, prim ikramiye bu nedenle istikak, işe giriş gün, işten işe giriş ay. Bunlar hepsi manuel olarak kendinizin seçmesi gereken şeyler. İşten çıkış nedeni, sistemin karşınıza çıkardığı seçimlik konular. İşten çıkış gün yine manuel olarak seçmeniz gereken. İşten çıkış ay, eksik gün sayısı, eksik gün nedeni, meslek kodu, istirahat süresinde çalışmamıştır, eğer çalışmamışsa evet, çalışmışsa hayır gibi, bunlar daha önce prim hizmet beyannamesinde olan bölümler. İlave edilenler neler? Birincisi tahakkuk nedeni, ikincisi hizmet dönem ay, üçüncüsü de hizmet dönem yıl. Bunu SGK'nın eklediği, 2020 beyannamesine eklediği bölümler. Şunu şurada ifade edeyim. Bu sistem ertelense de, iptal edilse de Sosyal Güvenlik Kurumu bu üç sütunu prim hizmet beyannamesine de devam ettirecek. Yani bu sadece muhtasar prim hizmet beyannamesiyle gelen bir konu değil. Bundan sonra sistemin ertelenmesi veya başka bir yöntem olması halinde dahi Sosyal Güvenlik Kurumu olarak prim hizmet beyannamesinde takip edeceğimiz hususlar olacak. Diğerleri gelir vergisine muaf mı, asgari geçim indirimi, ilgili dönem gelir vergisi matra, gelir vergisi engellilik olan, gelir vergisi kesintisi gibi gelir idaresi başkanlığının talep ettiği hususlar, bunlar bizim sistemimizde alınmasına rağmen herhangi bir şekilde bizim sistemde depolanmayacak. Bunlar gelir idaresinin sisteminde yer alacak konular. Şimdi bildirgeden beyannam arasında farklılıklar da bahsettiğim işte tahakkuk nedeni birincisi. Sigortalının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin verilme nedeni, tahakkuk nedenimiz. Hizmet dönemi ay hangi aya ait olduğu, hizmet dönemi yılda hangi yıla ait olduğunu gösteriyor. Buraları az önce açıkladım. Şimdi tahakkuk nedenlerimiz önemli. Bu ilk kez karşımıza gelen bir konu. Daha önce yoktu. Sadece süresi dışında verilen bildirgelerde söz konusuydu. Şimdi A yasal süresinde verilme. Eğer cari ay primini veriyorsanız A tahakkuk nedenini seçmek zorundasınız. Yine gelen hatalardan bir tanesi de bu. B'yi seçmiş. Yani süresi geçtikten sonra verilen tahakkuk nedenini seçmiş meslek mensubunuz veya mükellefimiz. Sistem hata dönmüş. Bunu A olarak seçmeniz gerekir diye. B yasal süresi dışında verilme. Eğer bir beyanname 26'sını geçirmezseniz bu kodla bunu vermek zorundasınız. Eğer buradan A'yı verdiğiniz zaman başka bir kodla vermeye çalıştığınızda sistem size hata dönecektir. C tahakkuk nedeni sadece işkurla alakalı olduğu için burayı geçiyorum. D daha önce bu ek 17 ile ilgili teşvik, geriye yönelik teşviklerde kullandığınız bir yöntem. Belge türü, kanun türü değişikliği. Bu da D tahakkuk nedenimiz. Gün sayısının eksik olması durumunda eksik gün nedeninin ibraz edilmemesi veya kurumca geçerli olmaması halinde bizim 30'a tamamladığımız durumlarda seçilecek tahakkuk nedeni. Yine F ve P tahakkuk nedenlerimiz var. Bunlar da yine daha önce özellikle toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerinde meslek mensubunuz var. Onlar daha önce bunu yapmışlardı. Bizim mevzuatımıza göre süresi dışında verilmesine rağmen süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller. İşte toplu iş sözleşmesi. Bugün toplu iş sözleşmesini yapıyorsunuz. 2019 yılından geçerli sayılıyor. Toplu sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden, yani 23'üne kadar, şimdi 26'sı olacak tabii, verilmesi halinde bu süresinde verilmiş sayılıyor. Bu tahakkuk nedenlerimiz.
Yine mahkemelerce prim esas kazancın ve hizmetin eksik sayılmasına karar verilmesi halinde denetim elemanlarının aynı şekilde prim esas kazancın ve hizmetin eksik tespit edilmesi halinde kamu idarelerinden alınan bilgilerden kamu kurum kuruluşlarının denetim elemanlarından alınan bilgilerden ve sadece prim esas eksik bildirmesi halinde seçilecek tahakküm nedenleri. Gördüğünüz gibi alfabeyi size öğretmiş gibiyiz. A'dan B'ye kadar bir sistem kurgulanmış. Bunun aslında amacı kolaylık olsun diye. Yani gidip bu tahakkuk nedenleri seçerek sisteme girdiğinizde o tahakkuk nedenini seçtiğinizde hemen beyannamenizi verebilmenizi sağlamak için yapılmış bir çalışma. Burada önemli olan şu. Şimdi F ile P tahakkuk nedenini seçebilmeniz için yani iş yerinizde toplu sözleşme yapılmış. Bunu seçebilmeniz için o belgelerle birlikte ilgili müdürlüğe gitmeniz gerekiyor. O sözleşmeyi oraya ibraz etmeniz gerekiyor. Oradaki bizim memur arkadaşlarımız sözleşmenin tarihini, sözleşmenin başlangıç tarihini ve bitiş tarihini sisteme girdikten sonra ister ofisinizden, ister evinizden, ister başka yerden o tahakkuk nedenini seçerek beyannameye gönderebilirsiniz. Bunu yapmadan asla sistem size bu beyannameleri vermenize izin vermez. Size sürekli hata döner. Yine E ile RV arasındaki tahakkuk nedenleri de hani bahsettiğim gibi prim esas kazancı ve hizmetin eksik bildirildiğini tespit edilmesi halinde. Ne ile olabilirdi? Bahsetmiştik. Denetim raporuyla olabilir, mahkeme kararıyla olabilir, başka yöntemlerle. Burada sigortalı kendisi bir alacak davasını getirebilir. İşte iş yerinizde 3.000 lira ödüyorsunuzdur. Mahkemeye vermiştir. 5.000 lira ücret alacağı doğmuştur. Gelmiştir sigortalı demiştir ki ben bu iş yerinde 5.000 lira alıyordum ama beni 3.000 liradan bildirdiler. Bizim kurum o mahkeme kararına göre sisteme girişleri yapar ve size bu tahakkuk nedeninden bunu bildirmenizi ister. Veya siz de bunu yapabilirsiniz. Başka birileri de bunu getirip yine kuruma bunu tanımlattırılması gerekir. Bu tanımlama yapıldıktan sonra yine bu tahakkuk nedenlerinden beyannameyi vermemiz gerekir. Bunları yapmadan beyanname verdiğimizde şu anki kriz masasında en çok karşılaştığımız nedenlerden birileri de bu. Bu beyannameleri sistem kabul etmeyecektir. O zaman işte bunu sistem kabul etmiyor, sistem hatası değil, bunlar hepsi mevzuat hatasıdır. Size bu şekilde dönüş yapılır. Hizmet dönem ay yılı, işte hizmet dönem ay dediğim gibi tahakkukun olduğu ay, yılda tahakkukun ilişkin olduğu yıl. Şimdi az önce bahsettiğim bu tahakkuk nedenleri, tahakkuk ay, tahakkuk yılı bir örnekle açıklarsam. Şimdi 2020 Şubat ayında beyanname 26 Mart'ta verilecek. Burada tahakkuk dönemini mutlaka Şubat ayı seçeceksiniz. 2020 Şubat ayı seçilecektir. Hizmet döneminde 2020 Şubat ayı seçilecektir. Diyelim ki toplu sözleşme var. 2020'nin 12 Kasım'ında toplu sözleşme yapılmış ve bu toplu sözleşme 2020'nin Ocak ile Haziran aylarına ilişkin olsun. Burada da tahakkuk ayı, yani tahakkuk dönemini Kasım seçeceğiz. Çünkü 12 Kasım'da incelendiği için. Ama hizmetleri bu geriye yönelik olduğu için Ocak ve Haziran olarak seçeceğiz. Diyelim ki İbrahim Özçelik geriye yönelik olarak Ocak'tan Haziran'a kadar ek bir toplu sözleşme farkı aldı. Beyannamenin o bizim 32 sütunlu şeyi gözünüzde canlandırın. İbrahim Özçelik Ocak ayında işte şu kadar ücret. Yine İbrahim Özçelik bir alt satırda Şubat'ta şu kadar, Mart'ta şu kadar şeklinde yazıp beyannameyi yetkili vergi dairesine göndereceksiniz. Şimdi burada önemli bir husus da şu. Şimdi bu sisteme 2020 Ocak ayıyla başlıyoruz. Muhtasar prim hizmet beyannamesine. Hepiniz biliyorsunuzdur ki geriye yönelik olarak her zaman bildirge beyanname verilebilir. Geriye yönelik olarak. Diyelim ki mahkeme kararıyla geriye yönelik olarak hizmet tespit davası olabilir. Geriye yönelik olarak bildirge vermeniz gerekiyor. Yani 2019 yılının ilgili aylarını da kapsayacak. O zaman iki türlü işlem yapıyoruz. Bu sistem 2020 Ocak'ta başladığı için e-bildirge sistemine girip biz çünkü e-bildirge sistemini kapatmıyoruz. E-bildirge sistemine girip yine il müdürlüğüne gidip tanımlama işlemini yaptıktan sonra 2019 Aralık'a kadar olan dönemi e-bildirgeden gönderiyorsunuz. Ondan sonra onu gönderdikten sonra 2020'ye geldiğinizde iki dönemi kapsıyorsa bu dönem bu sefer muhtasar prim hizmet beyannamesinden yetkili vergi dairesine beyannameyi gönderiyorsunuz. Örnekte tabloda var. Yani işte burada gördüğünüz gibi 2019 ve 2020 iki ayrı dönem var.
Burada da bu şekilde yapıyoruz. Düzeltme beyannameleri Hüseyin Bey biraz açıkladı. Ben bunu bir örnekle daha net olarak ifade etmek istiyorum. Bizim sosyal güvenlik kurumda bir bütün olarak düzeltme söz konusu değil. Şimdi örnekte gördüğünüz üzere normal bildirilen bir sigortalılarımız var. Bunun üzerinde işte bir sicil numaralı kişi asıl olarak tüm sigorta kollarından iki numaralı kişi, iki sicil numaralı kişi yine asıl olarak sosyal güvenlik destek birimi olarak bildirilmiş. Üçüncüsü de yine tüm sigorta kollarına asıl olarak bildirilmiş. Sonra beyannameyi gönderdikten sonra diyoruz ki ya bir hata yaptık. İşte bu sosyal güvenlik destek primi olan alan kişi aslında bu emekli değildi. Bu normalde tüm sigorta kollarına tabi olması gerekiyordu. Bu sefer ne yapıyoruz? Yukarıdaki kutucuğu işaretledikten sonra diyoruz ki sadece o kişi, yani sosyal güvenlik destek primi olarak yanlış bildirdiğimiz kişiyi iptal veriyoruz. Yine o 32 sütunlu beyanname düşünün, birinci satırda iptal, bu kişinin bütün bilgileri giriyoruz. Hemen bir altına da onunla ilgili gerçek bildirimi yazıp gönderiyorsunuz. Diğerleriyle hiçbir ilginiz olmuyor. Şimdi bu düzeltme beyannamesini de şöyle de kullanabilirsiniz. Yani bu hani ne diyelim, bizim Türk milleti olarak hani bazı pratik yollar vardır. Diyelim ki burası hangi ilçeye ait olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Şişli SGM olsun. İşte 3 tane de iş yeriniz var. Üçünde de ayrı muhasebeciniz var veya muhasebe elemanı olsun. Siz bunu tek beyannameyle göndermek istemiyorsunuz da üçe bölerek göndermek istiyorsunuz diyelim. Önce birini gönderirsiniz, onaylanır gelir. Sonra ikincisini düzeltme beyannamesi yaparak birincisi daha önce bildirdiklerim doğrudur diye ikincisini buraya yazarsınız, gönderirsiniz. Yine üçüncüsü de aynı şekilde yaparak bu beyannameyi de üçe bölerek düzeltme beyannamesini de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Süresi dışında verilme, sosyal güvenlik kurumunda süresi dışında beyanname verilmesi durumunda bizde iki durum söz konusu. Çünkü biz dediğim gibi sadece primsel yönüne bakmıyoruz, bir de hizmet yönüne de bakıyoruz. Eğer ilgili olduğu ayı takip eden 3 ay içinde kişinin bildirimleri yapılıyor ise biz bunu, eğer işe giriş bildirgesi de süresinde verilmişse biz bu şeye incelemeye vermeden kabul ediyoruz ve tahakkuklarını size gösteriyoruz, onaylamanızı istiyoruz. Eğer ilgili olduğu ayı 3 ay sonra geçmişse, yani diyelim ki 2020 Ocak ayına ait bir bildirimi 2020 Temmuz'da yapmışsanız, bu sefer bu kişinin gerçekte burada çalışıp çalışmadığını, o kişinin o kişi olup olmadığını mutlaka biz denetim elemanına gönderiyoruz. Denetim elemanın raporuna göre tahakkuk ve hizmetleri oluşturuyoruz. Beyannamelerin süresinin ertelenmesi, bu gelir idaresi ile sosyal güvenlik kurumu arasında konuşulan bir konum henüz. Bununla ilgili bir tebliğ çalışması yapacağız. Bununla ilgili tebliğ de bu konu daha açık ve net olarak görülecek. Şimdi burada bir özellikle bir konuyu da söyleyeyim. Yahya Başkanımızla gittim. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ertelemelere çok sıcak bakılmıyor. Niye bakmıyoruz? Nedeni de şu, dediğim gibi sadece prim değil. Yani prim ertelemesi söz konusu olsaydı sorun yok. Ama o kişi oradan emekli olacak, hastaneye gidecek. İşte dediğim gibi geçici iş görmezliği ödeneği alacak. Bu nedenle biz bu prim belge beyanname verilmesine çok sıcak bakmıyoruz işin doğrusu. Genelde bizim daha önce yaptığımız ertelemelerde de beyannamenin verilmesi veya bildirgenin verilmesi şartıyla primleri ertelerdik. Şimdi Gelir İdaresi Başkanlığı'nda bir uygulama var. Meslek mensuplarının birinci derece akrabaları ve vefatı halinde 7 gün süre verildiğini söylemişlerdi. Bu uygulamayı biz de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaptık, yönetmeliğe koyduk. Biz de buna paralel olarak aynı mücbir sebebi de bizim için, sizler için bizim mevzuatımıza da yerleştirdik. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatıyla, Sosyal Güvenlik İşlemleri Yönetmeliği ile birlikte bu da açıklanacak. Şimdi en önemli konulardan biri yine meslek mensuplarının sorumluluğu. Bildiğiniz üzere daha önce aylık prim izzet belgesiyle ilgili olarak sosyal meslek mensuplarının bizim kurum açısından herhangi bir sorumluluğu yoktu. Bu ilk çıktığında Gülsüm Hanım karşımda biz onlarla birlikte oturduk. O zaman Nail Bey'di zannedersem başkan, TÜRBAP başkanı. Bir araya geldik ve kısa sürede bu konuyu yönetmelikle düzenledik.
Yani mutabık halde bir düzenleme yaptı. Çünkü iki taraf da iyi niyetli olduğu için, herkes de iyi niyetli olduğu için burada bir sorun olmadığını düşündük. Ha, ileride sorun çıkarsa, mevzuatsal olarak bir sorun çıkarsa, bu yazdığımız şey Allah'ın kelamı değil, her zaman değiştirilebilir. Değiştiririz, sorun değil. Şimdi buradaki bunun kapsamı nedir, onu da kısaca açıklamak istiyorum. Şimdi bir defa bu muhtasar prim hizmet beyannamesiyle gelen bir sorumluluk. Aylık prim hizmet belgesi verenler için herhangi bir sorumluluk söz konusu değil. Yani geriye yönelik olarak az önce bir örnek verdim size. İşte bazı dönem 2019 idi, bazı dönem 2020. Yani muhtasarla olan dönemle ilgili sorumluluk var. Aylık prim belgesiyle ilgili herhangi bir sorumluluk yok. İkinci hususumuz kasıt ve kusur. Yani meslek mensubunun kendi lehine veya üçüncü kişinin çıkarı kurumun aleyhine de zararı olması durumu ve bunu da kasten ve kusurlu davranışla yapması gerekiyor. Bundan bahsedebilmek için. Üçüncüsü, bunun mutlaka mahkeme kararı veya kontrolle görevlenmiş denetim elemanları raporuyla ortaya çıkmış olması lazım. Yani bir memurumuz masa başında buna karar veremez. Üçüncüsü, defter, kayıt belgelerin imza karşılığı, özellikle bunu TURMOP buraya, bu metni buraya kendileri derc etmişti. Özellikle bunu vurgulamışlardı. Defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına verilmiş, intikal ettirilmiş olması halinde meslek mensubunun sorumluluğundan söz edilemeyecektir. İşte işveren size telefon açtı, mail attı, bu adamı işe aldı, siz de işlemini yaptınız. Bundan sonra sizin o kişinin orada çalışmış, ücreti işte şu kadarı da bu kadar olmuş, primini kaçırmış, bu sizi ilgilendiren bir husus değil. Siz gereği neydi? Bunun işe girişini yapmak, bitti. Bununla ilgili başka herhangi bir sorumluluk söz konusu değil. Bu yine bunun amacı da veya dayanağı da ek 4, ek 5, ek 6, ek 7'de bahsettiğimiz elektronik sözleşmelerin gereği olacak. Dördüncü bir konuda mutlaka kasıt ve kusurlu, diyelim ki meslek mensubu kasıt ve kusurlu davranışıyla da bu şey beyannameyi gönderdi. Ama burada da eğer bir SGK'nın bir zararı yoksa yine de meslek mensuplarının sorumluluğundan söz edilmeyecek. Mutlaka SGK'nın burada bir zararının olması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi, bunu daha önce bahsettim. Bunların verilip verilmemesinden herhangi bir sorumluluk söz konusu değil. Defterleri saklama, ibraz etme, bu gibi durumlarda da yine meslek mensuplarının durumundan söz konusu değil. Bunlar da işveren direkt sorumlu. Ve en son olarak da şunu söyleyeyim. En kötü senaryo olsun, meslek mensubu kusurlu, hata ve kasıtlı olarak bunu yapmış ve SGK'ya zarara uğratmış, ortaya bir borç, bir alacak çıktıysa biz yine birinci olarak işverene rücu ediyoruz. Yani takibi işverenden üzerinden yapıyoruz. Eğer işveren kaçmışsa o zaman meslek mensubu konusunda takibat başlatıyoruz. Yine bu muhtasar prim hizmet beyannamesiyle getirilen yeni bir düzenlemede idari para cezaları eskisinden biraz daha farklı. Zaten son sunumum bu. Şimdi aynı beyanname var, iki tane ayrı mevzuat var. Bir beyannameden iki ceza olabilir mi? O zaman da TURMOP, yine Gülsüm Hanımlar itiraz ettiler. Bir beyannameden iki tane ceza mı olur filan diye. Aynı fiilden dolayı iki ceza olmayacaktır. Öncelikli cezayı SGK yazacaktır. Eğer SGK aynı fiilden dolayı herhangi bir idare para cezası yazmışsa gelir dairesi yazmayacaktır. Ama usuller, fiiller farklı olduğu zaman her iki kurumun mevzuatı da ona göre kendi işlemini yapacaktır. Şimdi bizim sistemimiz daha önce ceza sistemimizde belgenin elektronik olarak gönderilmemesi, şekli uygun olarak gönderilmemesi, aynı zamanda prim esas kazancı ve sigortalının bildirilmemesinden dolayı da ceza sistemimiz vardı. Yeni beyanname sisteminde elektronik olarak gönderilmeme ve usulden dolayı herhangi bir ceza yazmıyoruz. Bizim yazacağımız ceza sigortalıların prim esas kazançlarının ve hizmetlerinin bildirilmemesi veya eksik bildirilmesinden dolayı ceza yazacağız. Şimdi burada işveren lehinde bir olumlu düzenleme var. Şöyle düşünün. Şimdi bir beyannamede bütün bilgiler, bütün iş yerleri, vergi numarası altındaki bütün iş yerleri aynı beyannameyle geleceği için
Her iş yeri bazında ama bunu özellikle vurguluyorum. Cezalar beyannamede tek olsa bile iş yeri bazında ayrı ayrı uygulanacak. Ama aynı iş yerinde, şimdi biliyorsunuz biz eskiden bir nolu belge türünü göndermediniz size 1/5 ceza veriyorduk. İki nolu belge türünü de vermediğinizde size yine 1/5 ceza veriyorduk. Şimdi burada yeni bir sistemde asıl ve ek denilen bir kavram var. Asıl ilk gönderilmesi gereken beyanname. Diyelim ki bir nolu beyannameyi göndermediniz veya süresi dışında gönderdiniz 1/5 diye size ceza yazdık. İkinci iki nolu belge türünü ile ilgili beyanname yine aynı şeyde olduğu için onunla o artık ek olduğu için çünkü birincisi bir nolu'la geldiği için ikincisi ek beyanname olduğu için bu sefer ondan 1/8 ceza söz konusu oluyor. Daha önce her ikisine de 1/5 tutarında ceza yazıyorduk. Yine denetimli ve mahkeme kararlarına göre bizim cezalar 2 asgari ücret tutarında cezalar söz konusuydu. Burada da yine bir iyileştirme yaptık. Eğer denetim elemanının veya mahkeme kararı sonucunda sigortalının prime esas kazancının ve hizmetlerinin eksik bildirilmesi halinde bir durum söz konusu olduğu zaman eğer işveren bilanço esasına defter tutuyorsa veya kamu niteliğinde bir iş yeri ise sigortalı başına 1 asgari ücret toplamda 3 asgari ücreti geçmeyecek. Daha önce 2 asgari ücret ceza yazılıyordu. Eğer işletme defteri tutuyorsanız sigortalı başından yarım asgari ücret toplamda 2 asgari ücreti geçmiyor. Eğer defter tutmayan bir mükellef ise asgari ücretin 1/3 tutarında ve asgari ücreti geçmeyecek şekilde ceza sistemi öngörülmüş. Bir de bu beyannamele gelen sadece prime esas kazancının eksik bildirmesi halinde. Sigortalıyı bildirmişsiniz, günü de doğru ama ücreti eksik bildirmiş. Eskiden bunu denetim elemanı mahkeme kararı sonucu ortaya çıktığında yine 2 asgari tutarında ceza yazıyorduk. Şimdi ne kadar bir zarar neden olduysa o kadar ceza yazıyoruz. Ama bunun da tabii sınırları var. Bu asgari ücretin 1/10 az ve asgari ücretin ilk katını geçmeyecek. Diyelim ki 500 liralık bir şey çıksın, fark çıksın, ücret farkı çıksın. Eskiden 2 asgari ücret yani bugün 6000 lira ceza yazılırken yeni sistemde 500 lira ceza yazılıyor. Yeni düzenlemede bu. Burada ayrıca bir düzenleme daha var. Hepiniz bildiğiniz üzere 102. maddede 7144 sayılı yasayla gelen. Eğer bu tutar zaten asgari ücretin 1/3 az olduğunda da 15 gün içinde siz bunu bildirirseniz yine herhangi bir ceza uygulamadan da bu durumu geçebilirsiniz. En son konumuz meslek kodu uygulaması. Bu da bu sistemle beraber gelen uygulama. Meslek kodunda biz işe giriş bildirgesindeki meslek koduyla herhangi bir karşılaştırma yapmıyoruz. Meslek kodunda kişi bildirildiği ayda hangi işi yapıyorsa onu bildirmenizi istiyoruz. 2020 Ocak ayında restoranda çalışan beden işçisi olarak çalışıyorsa bize beden işçisi olarak bildireceksiniz. Bu adam ikinci ay yani 2020 Şubat ayında işi öğrenmiş, işte garsonla terfi etti. O zaman siz bunu bize garson olarak bildireceksiniz. Veya 6 ay geçti, Temmuz ayında da işte çok hızlı yükselen bir adam olsun, işte restoranın işte müdürü olsun, o zaman da bize müdür olarak bildireceksiniz. Yani hangi ayda ne işi yapıyorsa onu bildirmek zorundasınız. Öncesi, sonrası çok önemli değil. Burada sadece şunu hatırlatmak isterim. O da şu. Şimdi biz bu uygulamayla birlikte bizim denetim tutanaklarımız vardı. Denetim tutanakları görmüş olanlarınız vardır. Orada işte yine adı soyadı ücreti falan diye giderdi. Şimdi biz oraya bir de meslek iş yerinde yaptığı iş diye bir sütun ekliyoruz. Şimdi bu tutanak iş yerinde denetim elemanı gitti bu tutanağı düzenledi ve orada da yaptığı işi yazdı. Şimdi bu tutanak size geldiği zaman mutlaka orayı kontrol edin. Bir sonraki ayda mutlaka ona göre bildirim yapın. Çünkü biz onu çapraz kontrole tabi tutacağız. Onu atlamamanızı öneriyorum. Sizin haberiniz yoksa işverenin haberi olacaktır. O zaman yani yapacak bir şey yok sizin için. Sunumum bu kadar. Faydalı olduysa sevinirim. Sürçülisan ettiysem de affola. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Öçeli'ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii düzenlemeler yönüyle konuyu ele aldık. Şimdi bir uygulamacı olan aynı zamanda meslektaşımız Sayın Cenk İçer'e sözü bırakıyorum. Buyurun.
Sevgili meslektaşlarım, içeriği aslında sizinle paylaşmıştık. Konuşmacılarımız konuşmalarını tamamladıktan sonra bir ara vereceğiz. O sebeple Cenk Bey'i de dinleyelim. Ondan sonra soru bölümünde, soru cevap bölümünde devam ederiz. İsterseniz sorun. Sevgili meslektaşlarım, akış hep böyle. Lütfen tamamlayalım. Çok da sürmeyecek. Bir 20-25 dakikalık bir süremiz var. Cenk Bey'e de sözü verelim. Hemen aramıza geçelim. Efendim, herkese saygılarımı sunuyorum. Şimdi tabii üstadlar anlattılar. Bunun uygulama tarafı nasıl oluyor? Bunlarla ilgili size bilgi vermeye çalışacağım. Ama tabii bu uygulama tarafında en çok problem yaratan noktalardan bir tanesi de bu düzeltme beyannameleri. Onunla ilgili birkaç hatırlatma yapıp bir video göstereceğim. Sonra BDP'ye bakacağız. BDP'de nasıl dolduruluyor? Özellikle normal bir beyannamedeki alanlara, işte anlatılan alanlar nerelerde oluşuyor? Daha sonra bir düzeltme beyannamesi nasıl oluşur? Sonra şu 1 aylık, 2 ay, 3 ay, yani 3 aylık ve aylık dönemler halinde bu beyannameler nasıl oluşturuluyor, ona bakacağız. Sonra da e-beyanname sistemine bağlanacağız. E-beyanname sisteminde bu beyannameler nasıl görüntülenebiliyor? Eğer teknik olarak bir imkan yoksa da bir tanesini onaylarız beraber. Daha sonra da bir defter beyan sistemine bakacağız. Defter beyan sisteminde bu iş nasıl oluyor? Bir de onu göstermeye çalışacağım. Önemli noktanın altını çizmeye çalışacağım. Şimdi düzeltme beyannameleri gerçekten hani bu işin en sıkıntılı konusu. Bir hatırlatma yapmak gerekirse, zaten Hüseyin Bey de bahsetmişti ama eğer vergi tarafında bir düzeltme beyannamesi yapıyorsak, esasında muhtasar SSK dediğim şey hem muhtasar tarafının bütün uygulamaların devam ettiği hem de e-bildirgenin bütün uygulamaların devam ettiği bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla muhtasar beyannamesi, muhtasar prim hizmet beyannamesinde vergi tarafında bir düzeltme yapmak istediğimiz zaman gönderdik beyannameyi, vergi tarafında bir şey yapacağız. Bir önceki beyanname, artık verdiğimiz beyanname biliyorsunuz her zaman muhtasar beyannamesinde bir öncekinin aynısı olacak gelir tarafında. Çünkü o beyannameyi bir kere geçersiz kılıyor vermiş olduğunuz beyanname. Yapmamız gereken düzeltmeler varsa o düzeltmeleri yapıyor olacağız. Düzeltmeleri yaptıktan sonra bir önceki beyanname geçersiz olacak fakat verilen tüm tahakkuklar geçerli. Bu sebeple verilen düzeltmede matrah arttırıcı yönde bir şey varsa, bir işlem varsa bu sefer bir tahakkuk çıkacak. Aradaki fark kadar bir önceki tahakkuk geçerli ve yapmış olduğunuz işlemin farkı kadar bir tahakkuk. Sosyal güvenlik tarafı, eğer matrah azaltıcı bir fark varsa, biliyorsunuz muhtasar beyannamesinde matrah azaltıcı bir fark oluştuğu zaman bu hemen gelir dairesi başkanı, vergi dairesine bir izahat vermeniz gereken bir durum. Gerekirse vergi incelemeye de sevk edilebiliyor. Ama sosyal güvenlik tarafında vereceğiniz beyannamede vergi tarafında düzeltme yapıp sosyal güvenlik tarafında bir şey yapmayacaksanız düzeltme, bahsedilen bir kutucuk var. İşte bu döneme ait vermiş olduğum beyannamelerde düzeltilen sadece aşağıdakilerdir diye bir işaretleme, onu işaretleyip boş bırakmanız gerekiyor. Dolayısıyla SSK bildirimleri kısmının da bu şekilde boş olması gerekli. Sosyal güvenlik tarafında eğer bir düzeltme yapacaksanız beyannameyi tekrar oluşturduğunuz için yine eğer bir önceki beyannamede vergi ile ilgili bir kısım varsa onun tamamının yine aynı şekilde oluşması gerekiyor. Çünkü amacımız vergide bir düzeltme değil. Tamamen aynı şekilde olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafındaki SGK bildirimleri kısmında da değiştirmemiz gereken kısımları değişip yukarıdaki çentiği işaretli olmamız gerekiyor. Zaten bunu da bir BDP üzerinden de göstereceğim. Kanun süresi içerisinde vermiş olduğunuz bütün düzeltmelerde artık damga vergisi olmayacak. Sadece bir tane damga vergisi var. SSK tahakkukları da olsa, istediğiniz kadar SSK tahakkuk da olsa sadece bir tane damga vergisi oluyor. Düzeltmeyi de eğer kanun süresi içerisinde yapıyorsanız beyannamenin herhangi bir damga vergisi de tahakkuk etmiyor. Şimdi zaten uygulama üzerinden de size göstereceğim. Yeni eklenen e-beyanname sistemine alanlar bunlar. Artık buralardan takip edeceğiz uygulamayı. Ama tabii bu düzeltme beyannamelerin beyannamede nasıl göründüğünü de size göstermek istiyorum. Şimdi beyanname, muhtasar prim hizmet beyannamesi dediğimiz beyanname bu. Ekranda gördüğünüz hali. Size göre sol taraf muhtasar kısmı aslında. Değişen hiçbir şey yok. Bakın işte kesintiler, asgari geçim indirimi, terk edilecek tutarlar vesaireler yine aynı şekilde görünüyor. Ben bu beyannameyi hazırlarken asgari ücretli iki tane personelim varmış. Buna dikkat ederek hazırlamışım.
011'den kodumu yazmışım, 302'den de damga vergisi ile ilgili brüt ücretle ilgili rakamlarımı yazmışım. Sağ tarafta ise size göre olan kısımda işte SGK bildirimlerinde doldurduğunuz takdirde çıkacak olan bilgiler. Her bir personel için tüm bilgiler yaklaşık 4-5 satırdan oluşan bir bilgiden bahsediyoruz. İçerisinde neler var? Hak edilen ücretten tutun da işte asıl belge, ek belge, iptal belge, ikramiye, zaten ücretin gizliliği mevzusu da buradan kopuyor. Bakın hem gelir tarafı var bu beyannamenin içerisinde, hem de sigortalıyla ilgili diğer bilgiler var. İşte ikramiyesi, normal maaşı vesaire. Aynı zamanda işte birazdan da göreceğiz engellilik oranları vesaire gibi bilgiler de sağ tarafta görüntülenebiliyor. İşte şu sigortalı çalışan bilgileri kısmı da bu şekilde. Şimdi bu beyannameyi ben verdim. İki tane çalışanım var. Asgari ücretli 011-302 yazdım. Çalışan bilgileri kısmında da iki tane personelin bilgisine yer verdim. Sonra baktım, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında aslında ben bir şey düzeltmek istiyorum. Bir tane personelinle ilgili kanun numarasını yanlış yapmışım. Ne yapmam gerekiyor? Birazdan BDP'de de göstereceğim ama yapmış olduğumuz işlemin yansıması şu şekilde olacak. Beyannamemi tekrar hazırlayacağım. Bir önceki beyannamemde vergiyle ilgili kısımlara yer verdiğim için, yani 011 ve 302'ye yer verdiğim için aynı şekilde oluşturacağım. Amacım ne? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafındaki düzeltmeyi yapmak. SGK bildirimlerine geçip yukarıdaki çentiyi işaretliyorum. Yani diyorum ki bu beyannamemde, bu dönemde, bu beyanname döneminde vermiş olduğum daha önceki beyannamelerden farklı olarak değişenler sadece bunlardır demektir. İşareti işaretledikten sonra değişiklik yapacağım iki tane durumu yapıyorum. Ne yapıyorum? Öncelikle eski düzeltmem gereken personelle ilgili kısma iptal, altına da aynı personelin satırlarını girerek ek ya da asıl, şimdi ne zaman ek, ne zaman asıl vermemiz gerektiğiyle ilgili de bilgileri vermeye çalışacağım. Beyannamemi göndereceğim, düzeltme beyannamesi olarak seçeceğim ve beyannamemi onaylayacağım. Oluşacak tahakkuk sıfır tutarlı olacak vergi tarafı, sadece bir fark varsa sosyal güvenlik tarafı tarafında tahakkuklar oluşacak. Ve işte açıklamamı yazdım, işte sosyal güvenlik SGK tarafı düzeltilmiştir diye ve beyannamemin görüntüsü bu şekilde. Hem vergi tarafı hem de sigortalı çalışan bilgileri yer alıyor. Peki ben vergi tarafında bir düzeltme yapmak istiyorum. Beyannamemi verdim, asgari ücretlerim vardı, sonra sigortalı çalışan bilgileri kısmında da iki tane personelim vardı. Ama ben bir de bakmışım ki 092 nolu kodu unutmuşum. Ne yapacağım bu sefer? Tekrar beyannamemi, daha önceki beyannamemde vergi kısmı dolu olduğu için 011'imi 302'imi yazacağım. İlave etmek istediğim 092 kod varsa onu yazacağım. Sonra da BDP'de de göstereceğiz zaten, SGK bildirimleri kısmında bu döneme ait beyan etmiş olduğum beyannamemde değişenler sadece bunlardır işaretini işaretleyip arka tarafı boş bırakacağım aşağısını. Çünkü amacım Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında herhangi bir düzeltme yapmak değil. Dolayısıyla beyannamemi oluşturacağım. Beyanname onaylarken düzeltme özel onaydan düzeltme beyannamesini seçerek beyannamemi vermem gerekiyor. Bu sefer bir fark çıkacak. Niye? Çünkü vergi matrağını arttıran bir unsur. Önceden 011 vardı, şimdi 092'yi de koymuş olduk. Dolayısıyla vergi tarafında bir fark matrağı tahakkuku oluşuyor olacak. Şimdi size bir de bir muhtasar prim hizmet beyannamesi nasıl gönderilir, bir de video üzerinden göstermeye çalışacağım. Paket göndere geliyoruz. Yine beyanname, muhtasar prim hizmet beyannamemizi hazırladık paket olarak. Aç butonuna basıyoruz. Gönder dedik. Zaten bunları birçok yazılım otomatik yapıyor. Kontrol ediliyor butonuna bastıktan sonra karşımıza bir satır geliyor. Bakın durumu kısmında kontrol ediliyor diye bir yazı göreceksiniz. Eğer çok fazla bir iş yeriniz varsa, personeliniz varsa bu biraz uzayabiliyor. Ve sarı bir buton geldi. Sizde daha önce görünmüyordu bu. Artık görünmeye başladı. Muhtasar prim hizmet beyannamesi özel bir buton. Buraya bastığınız zaman artık nereye ulaşıyorsunuz? Aslında e-bildirgedeki onaylanmış bildirgeleri görüntüle gibi düşünebilirsiniz. Yani sosyal güvenlik kısmının onaylanmış hizmet ya da onaylanmamış hizmet ve tahakkuklarını görüntüleyebildiğiniz alan burası. Burada herhangi bir hata aldıysanız zarf butonlarına sağ tarafta tıkladığınız zaman ilgili tahakkuklarda ya da hizmet listelerinde ne tür bir hata olduğunu da yazıyor. Bakın ekranda size söylüyor zaten. Şu şu şundan dolayı bir hata aldınız diye. Burada dikkat edin, eskiden e-bildirgeyi ne yaptık? Gönderiyorduk,
bildirgeyi şifremizle gönderdik. Bir hata aldık. Bakın demiş ki şu şu isimli personelin adında bir hata var. Şu TC kimlik numaralı personelin adında bir hata var. Gönderiyorduk e-bildirgeyi. TC kimlik numarasına göre sorguladığı zaman işe giriş bildirgesindeki ad ve soyadıyla kontrol ediyordu. Eğer bir hata varsa, işte evlenmiş olur, boşanmış olur, ne olduğu önemli değil. Varsa hata ne yapıyordu? Düzeltme yap butonuna basıyorduk. Düzeltme yap butonuna bastığı zaman kırmızıyla satırı işaretliyordu. Satıra tıkladığımız zaman sicil sorgu yapıyorduk. Doğru bilgi geliyordu. Güncelle yaptığımız zaman satıra geliyordu ve onaylanabilir duruma geliyordu. Burada ise sadece bu hatanın ne olduğu yazıyor. Şu TC kimlik numaralı personelde sorun var diyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Beyannamenin kaynağı nereden oluşturulduysa orada ilgili düzeltmeyi yapıp adamın adı ya da soyadını düzeltip tekrar beyannameyi yüklememiz gerekli. Dolayısıyla bir beyanname göndermek ve düzeltmek kabaca bu gibi işlemlerden oluşuyor. Tabii bir de kanun süresinden sonra verilen beyannamelerden bahsetmişti İbrahim Bey. Doğru. Ocak ayına kadar Bartın'da, Amasya'da e-bildirge V2'den veriliyordu. Kanun süresinden sonra olanlarda. Şimdi gelir dersinde muhtasar prim hizmet beyannamesinde de ilgili belge türünü seçtikten sonra da kanun süresinden sonra beyannamemizi, bildirgelerimizi verebiliyor oluyoruz. Ama hemen onaylanmıyor. SGK'daki ilgili müdürlüğe gidip orada gerekli bilgileri verip onlar uygun gördüğü zaman, onayladığı zaman bu bildirge onaylanmış olacak. Ama verir vermez onaylama işlemi de yapılmıyor. Her zaman o e-bildirge tarafında, SSK tarafında olduğu gibi. Şimdi arzu ederseniz şu muhtasar prim hizmet beyannamesi bu BDP programı üzerinden nasıl görüntülenebiliyor? Nelere dikkat etmemiz gerekli? Birazcık da bunlara bakalım. Şimdi muhtasar prim hizmet beyannamesi dediğimiz beyanname bu. Aslında muhtasar beyannamesinin aynısı. Farklı olarak ne var? Bakın şurada bir şube numarasıyla başlıyoruz. Eskiden muhtasar beyannamesinde yoktu. Merkez için gönderiyorsanız her zaman sıfır yazacaksınız. Vergiye tabi işlemler. Buradaki kesintiler yine muhtasar beyannamesindeki alanlarla aynı. Ücret ödemeleri üzerinden yapılan terkinler, asgari ücret üzerindeki, asgari geçim indirimi üzerindeki terkinler, tevfifata ilişkin damga vergisi, her şey muhtasar beyannamesinin aynısı. Değişen hiçbir şey yok. Ödemeler kısmı 20'den sonraki yani 21 ile başlayan ödemelerin bildirildiği alan yine aynı, hiç farkı yok. Vergi bildirimleri işte aylık, 3 aylık ne kadar bildiriyorsanız asgari ücretli, SSK muaf, vergiden muaf, personellerinizin sayılarını bildirdiğiniz alan. Düzenleme bilgileri ve ekler. Aynı şekilde muhtasar beyannamesindeki ekler de yine muhtasar prim hizmet beyannamesinde aynı şekilde yer alıyor. Değişen ne? Değişen sadece SGK bildirimleri diye bir kulakçık eklenmiş oldu. Şimdi isterseniz bu kulakçıkta neler var? Bir de cumartesi günü ya da pazar günü bir versiyon değişikliği oldu aşağıya. Bir özet bilgi de yerleştirilmiş oldu. Siz de belki BDP'yi güncellemediyseniz son hali bu şekilde görünmüyor olabilir. Şimdi yaklaşık 32 tane alandan bahsediyoruz. Şimdi e-bildirge gibi düşüneceksiniz bunu. E-bildirgeyi gönderirken şifrelerimizle girip bir belge türü aylık prim hizmet belgesinde bir tane de kanun numarası seçiyorduk. Seçtik ve gönderirken de asıl ya da ek ya da iptal diye belgenin mahiyeti diye bir seçenek vardı. Zaten programlar gönderirken de ilk en baştaki tagler buralardan oluşuyor. Asıl, ek ve iptal. Aynı e-bildirgedeki gibi. Bunu ne zaman kullanacaksınız? İlgili ayda. Hangi ayda kullanıyorsanız o ayda göndermiş olduğunuz ilk bildirgeler her zaman asıl. Ama bundan sonra göndereceğiniz aynı kanun numarasından bir kanun numarası varsa ek olarak göndereceksiniz. Mesela 5510 sayılı kanundan gönderdiniz. Bir daha bir düzeltme beyannamesi göndereceksiniz. Bir personelinizi unutmuşsunuz 5510'a. Bir daha gönderirken 5510. Daha önce 6111 göndermemişseniz, 6111 ile ilgili bir personeli gönderiyorsanız o zaman yine asılı kullanıyor olmanız gerekiyor. Ve dikkat edin, personel çalıştırıyorsanız artık bizim için aylık ya da 3 aylık ya 3 aylık seçeneği bizim için artık anlamlı değil. Her zaman aylığı seçiyor olmamız gerekiyor. Tabii 3 aylıklarda nasıl olacak onu da size göstermeye çalışacağım. Asıl ek ve iptalleri seçtikten sonra belge türü var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda geçerli olan tüm belge türleri burada var. İşte emekliler, yeraltı çalışanları vesaire gibi bütün şeyler var, belge türleri var.
Kanun numaraları yaklaşık 30-40 tane kanun numarası, Türkiye'de çalışılan, yapılan tüm işlemler, teşviklerle ilgili ya da teşviksiz tüm kanun numaraları burada yer alıyor. 55-10'dan 687'ye kadar, 1703'e kadar hepsi yer alıyor. Burada esasında daha önce e-bildirge tarafında girmediğimiz, girmemize gerek kalmayan bazı bilgileri girmemiz gerekiyor. Ne onlar? E-bildirgeye girdik, bildirgeyi gönderdik, arka tarafta İş yeriyle ilgili, iş yerine özel şifre verildiği için bu bilgileri girmiyorduk. Ama muhtasar prim hizmet beyannamesinde iş yeriyle ilgili yeni ünite kodu, eski ünite kodu, iş yeri sıra numarası, il kodu, alt işveren numarası gibi bilgileri girmemiz gerekiyor. Yani bir iş yerinde diyelim ki 10 tane personeliniz var, hepsi aynı kanun numarası ve aynı iş yerinde çalışıyor. Bu satırları tekrarlayarak yazmanız lazım her personel için. Ya da 5746'ya tabi çalışan personeliniz var. 15 günü ARGE'de, 15 günü 55.10'da. Ne yapacaksınız? Aynı personel için bir satırda 5746, bir satırda açıp aynı bilgileri yazıp 55.10'a göre tamamlıyor olmanız gerekiyor ikinci satırı. SSK sicil numarası ve TC kimlik numarası, eskiden işte SSK sicil numarası vardı, kaldırıldı ve SSK sicil numarasını yazmasanız da bu beyanname kaydedilebiliyor. Ama mutlaka TC kimlik numarası yer alması gerekli. Adı, soyadı, personelin prim gün sayısı, hak edilen ücret, prim, ikramiye gibi alanlar, yine e-bildirgeden aşina, işe giriş gün, işten çıkış gün, ay gibi bilgileri yine yazıyorsunuz. Eksik gün sayısı, eksik gün nedenleri, yine Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki alanların hem aynısı, meslek kodları, İstirahat sürelerinde çalışmış, evet ya da hayır diye seçenek var. Bu yaklaşık 6-7 yıllık bir uygulama. Diyelim ki personel 30 gün rapor aldı. Siz primleri tam yatırmak istiyorsunuz. Ama personel rapor aldığı için çalıştırmamanız gerekiyor. O zaman burada istirahat sürelerinde çalışmamıştır, evet seçmeniz lazım. Onun dışında hiç seçmeseniz de olur ya da hayır seçseniz de olur. Tahakkuk nedenleri, işte İbrahim Bey'in bahsetmiş olduğu o alfabetik tahakkuk nedenleri burada. Her zaman normalde veriyorken yasal süresinde verilme, yani ayı seçiyor olmanız gerekli. Hizmet ayı, yılı ve artık yavaş yavaş ne daha önce e-bildirgede ne de daha önce muhtasar beyannamesinde olmayan yeni alanları görüyoruz. Bakın dikkat edin, SGK bildirimlerinde gelir vergisinden muaf mı diye bir seçenek var. Bu ne için var? Diyelim ki kolay işverenlik sistemi dışındaki bir kapıcı çalıştırıyorsunuz. Değişik kesintileriniz de var. Muhtasar prim hizmet beyannamesi veriyorsunuz. Kapıcının biliyorsunuz gelir vergisi istisnası var. Gelir vergisinin kesintisi yok. Dolayısıyla gelir vergisinden muaf mı? Evet'i seçmeniz gerekiyor bunun için. Onun dışındakilerde hayır seçebilirsiniz. Çünkü yarın bir gün vergi bildirimindeki personel sayısıyla SGK bildirimlerindeki sayıyı çapraz kontrol yapmak isterse gelir dersi başkanlığının yanlış bir bildirim olursa bir takım izahatlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Asgari geçim indirimini görüyoruz. Diyeceksiniz ki asgari geçim indirimi daha önce beyan edilmiyor muydu? Doğru. Vergiye tabi işlemlerde asgari geçim indirimini beyan ediyorduk ama toplu beyan ediyorduk. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda asgari geçim indirimini artık personel bazında beyan etmemiz gerekiyor. Bakın SGK bildirimlerinden bahsediyoruz. İlgili döneme ait gelir vergisinin matrahı diye bir bilgi var. Yani ilgili personelin artık ilgili aydaki ilgili kanun numarası için ya da belge türü için oluşan gelir vergisi matrağı bilgisi de buradan alınıyor. Bir sonraki alanda bunu farklı şekilde de kullanabilecekleri çok önemli bir bilgi aslında. Bir sonraki alanda engellilik oranı var. Biliyorsunuz gelir vergisi kanununa göre engellilik oranları birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece. Burada onları yazamıyorsunuz. Burasını %50. %60 gibi engellilik oranı yazmanız gerekiyor. Dolayısıyla yarın bir gün Sağlık Bakanlığı'ndan da bir servis açıp sorgulama yapmak istedikleri zaman da ilgili TC kimlik numarası bazında herhangi bir problem varsa bu vergi istisnasından kaynaklı olarak da bunlar ortaya çıkabilir ya da kanun yararlanacağı teşvikler anlamında. En sondaki alan ise işte daha önce yine eklenen 5 alandan 5.si ise gelir vergisi. Artık her personelin gelir vergisini de SGK bildirimlerinde beyan ediyoruz. Dolayısıyla ilgili ayda kümülatifine göre oluşacak matrah değilinde gelir vergisi yanlış hesaplanmışsa bununla ilgili izahat vermek gerekebilir.
yarın bir gün artık bütün iş yerlerini TC kimlik numarası bazında gelir dersi başkanlığı hakim olduğu için birden fazla iş yerinde ikinci dilimden fazla çalışan olup da ücret meyannamesi vermeyenler de burada otomatik bir şekilde çıkabilir. Dolayısıyla esasında SGK bildirimleri diye geçmememiz gerekiyor. Bu eki çok önemli gelir vergisiyle alakalı, gelirle alakalı önemli bilgileri de beyan etmiş oluyoruz. Şimdi beyannamemizi hazırladık. Personelimizi yazdık. Diyelim ki bu personel, asgari ücretli bir personel var. 3 tane personelim var. Bunlar kısmi süreli çalışıyorlar, önemli değil. Hepsini Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli personeller bildirdim Gelir İdaresi Başkanlığı'na. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirdikten sonra sosyal güvenlik tarafında bir hata olursa bu beyannameyi nasıl doldurmam gerekiyor? Şimdi ona bakalım. Vergi tabi kısımda bir önceki amacım sosyal güvenlik tarafını, yani SGK bildirimleri de değişiklik yapmaksa, vergi tabi işlemler kısmı yine bir önceki beyannamemle aynı olacak. 011'ler, başka varsa kesintiler, onların hepsini aynı şekilde yazmam gerekiyor. Ödemeler kısmı varsa yine yazıyoruz. Vergi bildirimi yine aynı şekilde yazıyoruz. Ekler yine aynı şekilde yazılıyor. SGK bildirimlerine geldiğim zaman ise artık önceden, diyelim ki sosyal güvenlik primine tabi olan bir personelimi yanlışlıkla göndermişim. 55-10'a tabi olması gerekiyordu. Onu düzeltmek istiyorum. Hemen şu yukarıdaki kutucuğu işaretlemem gerekiyor. Bu döneme ilişkin önceki beyanname ya da beyannamelerde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerini aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim. Bunu işaretleyerek bir önceki beyannamemde 100 tane personelim bile olsa tekrar tekrar yazmaktan kurtulup sadece düzeltmek istediğim kısımları düzeltiyorum. Ne yapıyorum? Sosyal güvenlik destekleme tabi olan o personelimle ilgili iptal veriyorum. Bir önceki beyannamemde yazdığı şekliyle ilgili satıra ilgili bilgileri yazıyorum. Sonra da düzeltmek istediğim kısmını, personelle ilgili kısmı yapıyorum. Neydi amacım? 55-10'a tabi tutmaktı. Ne yapacağım? Daha önceki beyannamemde hiç 55-10'a yer vermediğim için asıl. Eğer vermiş olsaydım ek diyecektim. Tüm sigorta kolları ve kanun numarası 55-10'u seçerek o personelin bilgilerini yazıp beyannamemi kaydedip paketleyip özel onaydan düzeltme beyannamesi vermem gerekiyordu. Dolayısıyla düzeltme beyannamesi kısmı da bu şekilde yapılacak. Eğer vergi tarafında bir düzeltme yapmış olsaydım o zaman şu SSK bildirimleri kısmının tamamen boş oluyor olması gerekiyordu. O zaman vergiye tabi işlemlerde istediğim değişikliği burada ilave ederek beyannamemi tekrar paketleyip düzenleyip gönderebilirim. Şimdi isterseniz şu aylık ya da 3 aylık durumunda bu muhtasar prim hizmet beyannamesini nasıl dolduracağız? Çünkü 10 ve altında çalışanlarda biliyorsunuz 3 aylık gönderme hakkımız vardı. Burada gelir vergisi kanununda bir değişiklik yok. Yine gönderebiliyorsunuz. Ama gönderiş şekliniz, gönderim yönteminiz biraz farklılaşıyor. Biraz da buna bakalım. Şimdi diyelim ki Ocak, Şubat, Mart aylarında ki aslında muhtasar prim hizmet beyannamesini kullanan illerde artık bütün herkes aylık olarak bildirimlerini de yapıyor. Gelir vergisiyle ilgili bildirimlerini de aynı şekilde aylık olarak yapıyorlar. Çok böyle 3 aylık işine girmiyorlar. Çünkü damga vergisi anlamında da herhangi bir zararları olmadığı için herkes bu tercihi yapıyor. Ama diyelim ki siz bunu tercih ettiniz, yasal hakkınızı kullandınız. Şimdi personel çalıştırıyoruz ama 3 aylık hakkımız var. Bakın dönem tipinde yine ayı seçeceğiz. Vergiye tabi işlemler kısmı Ocak ayını dolduruyorum. Vergiye tabi işlemler kısmı boş. Herhangi bir işlem yok. Ödemeler boş. Vergi bildirimi boş. Ekler boş. SGK bildirimine geliyorum. Kaç tane personelimi bildirmem gerekiyorsa 2 tane çalışanım varmış. O 2 personele yer veriyorum. Kaydediyorum, paketleyip Gelir İdaresi Başkanlığı'na beyannamemi gönderdim. Bakın vergi tarafını boş bırakıp sadece sosyal güvenlik bildirimi kısmını doldurup gönderiyorum. Geldim Şubat ayına. Şubat ayında da bakın Şubat ayını dolduruyorum. Aylık seçtim. Vergi tabi işlemler kısmına geldim. Boş. Ödemeler boş. Vergi bildirimi boş. Ekler boş. SGK bildirimleri kısmına geldim. Yine bildirmem gereken e-bildirge yoluyla daha önce bildirmiş olduğum personellerimin sadece Şubat ayı bilgilerini içerecek şekilde SGK bildirimlerimi doldurup paketleyip gönderdim. Geldim Mart ayına.
Mart ayında da vergiye tabi işlemlere geldim. İstersem personellerimin Ocak, Şubat, Mart'ındaki kiralarım varsa kiralarım, işte serbest meslek varsa serbest meslekler ekledim. Gelir vergisiyle ilgili vergiye tabi işlemlerimi brüt rakamlar ve vergi kesinti rakamlarını doldurdum. Ödemeler kısmını doldurdum. Vergiye tabi işlemler kısmını doldurdum. Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri kısmına geldiğim zaman sadece Mart ayına ilişkin bilgilerimi yazıyorum. Beyannamemi paketleyip Gelir Dairesi Başkanlığı'na gönderiyorum. Aylık ve 3 aylık bildirim şeklimiz de bu şekilde. Şimdi bir de Gelir Dairesi'ne e-beyanname sisteminden göndereceğiz, merak etmeyin. Bir de muhtasar SSK 2, yani muhtasar prim hizmet beyannamesi 2, işverenlerin iş yerlerinin kendi alabilecekleri, kendi beyannamelerini gönderme yetkisi olanların alabilecekleri şifrelerle gönderilecek olan beyannameyi göstermek istiyorum. Esasında muhtasar prim hizmet beyannamesinin aynısı, tekrarlamamak için sadece fark şu: ödemeler türü bakın 11'den 20'ye kadar ve 302 var. Onun dışında 21, 22, 23 gibi diğer kodlar yok. Yani sadece burada personelinizle ilgili gelir vergisi ve SSK ile ilgili bildirimleri yapabiliyorsunuz. Öbür tarafta eğer siz bu şifreyi aldıktan sonra MUS-SSK 1 ile göndermeye çalıştığınız beyannamede 21 ya da 22 ile ilgili bir kodu gördüğü zaman Gelir Dairesi Başkanı size hata mesajı veriyor olacak. Yani personellerinizi buradan gönderiyor olacaksınız bu şifrelerle. Şimdi birazcık da şu e-beyanname sistemine girelim. Çok fazla beyanname gelmesin diye hemen Ocak ayındaki beyannameleri şöyle bir süzelim. Beyanname bu. Muhtasar prim hizmet beyannamesi. Şu tarafta, sağ tarafta Gelir Dairesi Başkanlığı'nın beyannamesini görüyorsunuz. Vermiş olduğu muhtasar prim hizmet beyannamesi. Muhtasar beyannamesinin aynısı zaten. Vergiye tabi işlemler. Sigortalı çalışan bilgileri var. Kaç tane personel varsa bunlara yer veriliyor. İş yeri bilgileri şeklinde ilerliyor. Biraz beyannamenin sigortalı çalışan bilgilerinden kaynaklı olarak fazla yer tuttuğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Yanında hemen tahakkuklar var. Tahakkukta bakın şurada Gelir Dairesi Başkanlığı'nın kendi tahakkuku. Eğer burada SGK bildirimlerini sadece gönderiyorsanız, mesela 3 aylık seçeneğiniz var. Ocak, Şubat, Mart'tan işte ocağa gönderdiğinizi düşünün. Burada bir tane damga vergisi oluşacak mutlaka. Bu damga vergisini biliyorsunuz Gelir Dairesi Başkanlığı'nın hesaplarına yatıracaksınız. Sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında şimdi göstereceğim. Bu ayrı yatıyor buradaki tahakkuk. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bildirgelerindeki tahakkuklar farklı yere yatıyor. Dolayısıyla
Evet, buradaki tahakkukta 69.70 damga vergisini görüyor olacaksınız. Şurada sarı butona bastığınız takdirde ise işte Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan diğer bildirgeleri görüntüleyebildiğimiz alan. Burada da her bir kanun numarasına göre tahakkuklar ve hizmet listelerini görüntüleyeceksiniz. Burada diyelim ki 20 tane, 30 tane kanun numarası ya da belge türü var. Hepsini alt alta görüntüleyebilirsiniz. Şöyle bastık. Bildiğiniz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tahakkuku. Buradan gönderdiğiniz zaman prim hizmet belgesini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da aynı tahakkuku indirebilme şansınız var. Şu da hizmet listesi. Biliyorsunuz e-bildirge tarafında iki tane hizmet listesi çıkıyor. Bir tanesi prim gün sayılarıyla alakalı görüntülenebilen bir kısım. Bir de onların görüntülenmediği bir kısım. Bu tam her şeyin görüntülenebildiği hizmet listesi. Gördüğünüz gibi burada da bir tahakkuk, tahakkukta damga vergisi görüntülenemiyor. Sadece Gelir Dersi Başkanlığı'nın aldığı bir 69.70'ten bahsediyor oluyoruz. İstediğiniz kadar kanun numarasından oluşturun. İsterseniz bir de defter beyan sistemine bakalım. Şimdi defter beyan sisteminde sizde açılmadı henüz. O yüzden Bartın'daki meslek mensuplarımızın şifresiyle sisteme girip size defter beyan sistemleri nasıl görüntüleyeceksiniz? Muhtasar prim hizmet beyannamesini onu göstermek istiyorum. Defter beyan biraz yavaş gibi galiba. Bir sıkıntı olabilir. İsterseniz bir ara verelim Haydar Bey. Sorular alalım, sonra defter beyanı da gösterelim geldikten sonra. Oradan devam ederiz sorulara. 15 dakika ara veriyoruz sevgili meslektaşlarım. Arada size soru kağıtları dağıtılacak. Sorularınızı hazırlayıp bize arada sunarsanız.